katarak güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Sarı saç nasıl yapılır? Hepsi bizde. Bak bugün senin saçını böyle sarı yapacağım. Burada yapmış olduğum modelleri gösteriyorum. Ya buna bayılıyorum ya. Bu renk çalışmalarına bayılıyorum. Bu rengi bana da öğretir misin? Yanar. Bak yanar. Ama yakamayın. Gözlemişe bak Duygu. Yanar. Yanar. Saç elinde kalacak. Şu an bu saç uygulayacağım. O zaman sen yapamıyorum de. O zaman yapamıyorum bunu kabul et. O saç gri olmaz. Aa, ne oldu? Yapma kızım, hiç aşamazsın o saçı. Yapabilecek misin makyajını? Sen ağladın mı? Becağı. Sen çok güçlü bir kadınsın. Fatma Hanım'ın bu azmini alkışlıyoruz arkadaşlar. Bu ne kepazelik? Yazıklar olsun ikinize de. Ben sizi en çok pes etme işinizi seviyorum. Aa, Özlem daha çok beğenmiş, öyle diyor. Canım ne yapacaksın? Hayaller Özlem, hayatlar Aslı. Sanırsın ki modeli gitmiş, teyzesi yerine gelmiş. Sulandırma Esmen, beğenmedim de. Saygısızlık yapıyorsun. Yeter artık. Hülya bir milli felaket. Kışın yengeç mi olur? Ya kışın yazın mı var bu? Yengeç yazın olur. Şöyle yaparsa o yengeç yürüyebilir. Kendi şurayı boyayamadı, habire sprey sıktı diye birine çamur atacaksın. Oraya olunca mağdur, bize olunca yapamıyor. Yani daha önce de böyle çekilme kararları oldu. Orası kabul etmiyor, ben gideceğim diyor. Biz de aramızda konuştuk, tartıştık. Bize bu durumda ilk gerçekleşiyor ve kuaförüm sensin ve ilk defa veda eden... Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp... Merhabalar efendim, kuaförüm sensin stüdyosunda şahane bir final gününe daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir takım 10 bin liranın sahibi olurken 3 haftadır beraber yarışan bu 4 takımdan biri bizlere veda edecek. Fatma parlıyorsun yine. Biz Taner'le koalisyon yapmamaya karar verdik, hep sonuncu oluyoruz. Dedik ki biz bu işi bırakalım, bugün bıraktık, bakalım ne olacak. Bugün koalisyon hiç bir şey yok. Yapmayacağız. Birbirimize 5 vermeye karar verdik. Yok yani, biz bu işi beceremedik. Biz bu işi beceremedik. Gerçekten, gerçekten bu işi beceremiyoruz. Adı koalisyon mu? Hiç bak adımız çıkmasın, bana adımız hani çıkmasın. Biz gerçekten beceremiyor, beceri yok, sonuncu oluyor. Yalnız matematiğin fendi sizin koalisyonları yendi arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi ben acaba bu saygıdeğer beşi mi? Fatma yanlış abla tutuyorsun. Bu beş. Ben bu 5 puanımı kime vereyim? Fatma. Bize. Fatma abla. Fatma abla lütfen. Bak Fatma, sen biliyorsun yanlışım. Yok Taner, arttırın. Bir şey söyleyeceğim. Taner, yok koalisyonu arttırın. Bırakmıştınız. Dün biz 5 verdik onlara, o da bize verecek. Bunu. Hayır Fatma abla. Fatma abla, dün sen bana çok üzüldün sonuncu oldum diye. Fatma abla, ama sen dün ne dedin? Kim bana 5 verirse ona vereceğim dedin. Özlem sana 5 vermedi. Ya Taner'e vereceksin ya bize vereceksin. Bize vereceğim Fatma abla. Taner vermedi ki ona 5. Verdik. Dün 5'i aldınız bir... Susun zaten. Biz bu hafta hiç 5 almadık. Abla 5 aldık. Fatma abla. Biz hak ediyoruz. Şu biter yoruluna da kıyamıyor. Fatma abla lütfen. Fatma abla. Sakın verme Fatma abla. Kafanın elinde kaldı 5. Ya. Büyüğünü ben aldım. 3 ona 2 ona. Fatma abla ya. Sana 0 mu kaldı Taner? Yok 1 kaldı yine. Bana yine 1 kaldı. Ay, bana da yarım Tatlı. 5. Fatma abla Tatlı. Ne olursun. Taner bana da soru işareti. Yine sonuç koalisyon kötü, yine kötü. Yine kötü koalisyon kötü.
bu iş hep kötü. Artık birbirlerine bakar durursun. Taner diyorum ki ya diyorum ikimiz gideceğiz ağlıyor bakalım bugün. Bugün diyor halay çeke çeke ikimiz de gidelim diyor. Dedim ki halayın başını ben çekeceğim ama dedim. Ama bu arada bir VTR'miz var. Hadi. Yine tabii ki de bana değildir asla. Herkese merhaba. Ben Marjan Hayat ablanın bir seveniyim. Hatta çok büyük bir hayranıyım da diyebilirim. İsmi Aydın. Sen Hayat ablanın bakışlarından neden bu kadar rahatsız oldun? Taner ve sen sanırım hayatınız o yüzden bu kadar rahatsız oldunuz. Sizin orada varlığınız bir şey ifade etmiyor. Yani yokluğunuz da bir şey ifade etmeyecek. Yakında da Hayat abla sizi eller zaten. Hayat ablanın Azerbaycan'dan, İran'dan, Polonya'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve daha birçok ülke ve şehirden çok fazla takipçisi ve seveni var. Merhaba hayatım, ben Sara, İran'dan, seni çok seviyorum. Ay resmen ismi anı kıskan. Sana eşin yanımda. Resmen ismi anı kıskanmış. Hayatların evi burası. Tamam, kuaförüm sensin, en iyi kuaförüsün. Seni sevenler buralarda çok. Bütün Türk halkına selamlar olsun, öpüyorum. Sahnenin ismi Hayat Bölükbaşı. Ben Polonya'dan Kamil. Polonya halkının adına canı gönülden seni destekliyoruz. Unutmasınlar ki herkes Hayat Bölükbaşı olamaz. Hayatcığım, canım dedeyim, seni de biliyorum. Dün meslektaşın olarak seni çok gurur duyuyorum. Almanya'da ham, Bergamen, Dortmund, Gelsenkirchen. Her yerde izleniyorsun, seni çok seviyoruz, seni de gurur duyuyoruz. Başarının devamını diliyorum, seni çok seviyorum. Görüşürüz. Halkın sesi. Ay resmen İsmihan'ı kıskanmışsın. Kıskanmam ya. Beni bir tek Türkiye izlemiyor. Baksana Avrupa izliyor. Onu da öyle. Seni izliyor, bizi izlemiyor. Bizi de her yerden izliyorlar. Beni tüm Türkiye seviyor canım. Çatla. Çatla, çatla. Buradan fanlarıma çok teşekkür ediyorum. İnsanlar sizin sayenizde böyle videolar almaya hak kazandılar. Böyle çabalar sarf etmeye hak kazandılar. Fanlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben başlattım. Ben hiçbir çaba harcamıyorum. Bunları benim fanlarım yapıyor. İtalya, Rusya, Almanya. Birçok yukarıdan daha videolarım var. Hepsini kendileri attılar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki bölümden İsmihan'ı göndermezsem onu da yayınlarım. Hala beni taklit ediyor. Hala beni taklit ediyor. Asla. Hala benim yaptığımı İsmihan. Yapıyorsun. Hala benim yaptığımı yapıyorsun. Yapma. Kim dedi? Yapma. Yapma, yapma, yapma. Bu neşeniz, güler yüzünüz, heyecanınız devam etsin diliyorum. Modelleri davet edip haftanın finalini başlatıyorum. Buyurun. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Hoş geldin. Bakalım nasıl işler çıkaracaksınız? Bakalım bugün renginiz nasıl olacak? Ne kadar parlayacaksınız? Konsepte gelirsek Adnan Bey, ne istiyorsunuz efendim? Nasıl boyalar olsun bugün? Bugün sizden modellerinizin ten rengine uygun. Hani ben diyorum ya, kış kadını, yaz kadını, sonbahar kadını, ilkbahar kadını. Hadi bakalım kadınlarınızı görelim. Evet, bakalım bugün biraz teknik bilgi gerekiyor arkadaşlar. Modelinizin ten rengine göre doğru rengi seçebilecek misiniz ve uygulayabilecek misiniz? Makyajdaysa Ayşegül. Bugün makyajda güzel makyajlar, figürlü dudaklar istiyorum. Ama güzel makyajlar lütfen. Onun üzerine figürlü dudaklar görmek istiyorum. Değişik figürlü dudaklar görelim. Burada böyle güzel espriler olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Ten rengine yaz kadını mı, kış kadını mı uygun saçta renkler, güzelleştirip dudaklarda figürler. Peki nasıl sunuyorsunuz biliyor musunuz? Burada harika bir kadın var, en güzel örneğini taşıyor. Tuğba, seni podyuma alabilir miyim? Teşekkür ederim. Güzel sözlerine, sen de harikasın bu arada. Yönetmenim, bir müzik alabilir miyiz? Thank you.
Tuğba Hanım gözlerim aktı. Gözlerim yerinden çıktı. Teşekkür ederim Taner'cim. Evet, bugün görmüş olduğunuz üzere rugan şıklığını sizden istiyoruz. Pantolonlar olabilir, elbiseler olabilir, çantalar, ayakkabılar. Rugan biliyorsunuz kullanılması çok zor esasında. Nasıl kombine edeceksiniz çok merak ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Parıl parıl parlayacağız rugan şıklığında. Ve Muammer Bey. Ve Sunshine. Efendim, saç ve makyaj için toplamda 200 dakikanız var. Giyinme odasına gidip kıyafetleri, aksesuarları, ayakkabıları seçmek için ise 5 dakikanız. Koşun. Koş, 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 koş. Kuaförüm sensin. Üstüne bir tane siyah yapalım hayat. Bu ünde bir olur. Bugün kadın gibi ol. Aynı böyle bak, böyle yürüyeceksin. Kadın. Bak. Hadi bakalım sen de yürü şimdi. Kendinden dik emin dik ol. Dik dur, dik dur, dimdik dur. Elini beline koy. Evet, evet, evet. Hadi biraz benzedin. Daha da iyi olacak. Bence bu olabilir. Bence güzel. Evet, evet. Ayakkabı. Hadi geç alıyorum. Bence rugan rugan yapmayabilirim. Tamam, ayakkabıyı sen seç. Kesmez değil mi bacak boyunu? Kısaltıyor ya biraz, bacak boyu çok uzun değil. O zaman eteği kıvıracağız yukarıya bayağı. Kısa yaparız. Tamam. Biz kendimiz yapalım. Sadece şakayı. Bir küpe takabiliriz. Tamam. Anladın mı? Burada yok zaten, tamam, bize uygun. Hadi gidelim. Bugün rugan şıklı bir kombin yapacağız. Böyle canlı canlı, enerjik, böyle alev alev olman lazım. Bugün senden ay, çok şey bekliyorum. Bence bu güzel. Bence bu güzel. Güzel, yine bir siyah tuttum. Bugün bir siyah şıklı yapalım. Evet, Matem hoş geldin. Bunlara bakalım. Şimdi takı alalım. Bir de şuna bakalım. Hı? Metal değil. Ay, modadan anlıyormuş gibi gülme. Şimdi ben bir çorap bakacağım, çıkıyoruz. Tut yanlışı. Ay, sanki modadan anlıyor. Seni anladım. Sen çok iyi anlıyorsun Fatma. Bir kasta saçları yapıp yapıp. Kızın cenaze evine mi yolluyorsun? Sirse yaptın ya. Siyah siyah da giyilebiliyor. Siyah da çorap aldım. Bir renk ver, renk. Tamam, bir renk olsun. Çıkıyoruz, tamam çıkıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Bugün neymiş? Giyim, biliyor musunuz? Rugan şıklı. Bilmiyoruz hayatım. Biz oradan gelmedik çünkü. Şu nasıl? Aa bak, bu güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Gel bakayım şöyle, dön bakayım. Aa, bunu çok beğendim ben. Bunun üstüne bir şey bakalım. Şu nasıl? Hadi bakayım. Nasıl bak? Yani olabilir. Bedenin? Bedenine bu. Bizim, ben artık güzelliğine bakmıyorum kostümün. Ya bedene olsun. Aynen aynen, beden olsun yeter ya, bence de. Aa bak, çok güzel oldu. Bunlar, ayakkabı. Tamam tamam, boş ver. Bu iyi bu böyle. Ayakkabı. Olur. Ayakkabı şu, bakalım. Hangisi? Şu ayakkabı. Evet, şu olur. Tamam. Bu olur. Tamam, bu o zaman. Bu da olur. Tamam. Kaç? Evet. Ayak numara kaç? 37. Olur. Evet, olur. Tamam, olur. Okey. Boş ver ya, takmasın küçük. Senin küpen var mı hiç, yanında getirdin mi? Var var. İyi tamam. Asıl gel, varmış küpesi. Tamam. Hadi gidelim. Şapo, koş 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 koş. Kırmızı. Ama dün kırmızı giydim. Apo bak, burada bir tane etek buldum. Bizim modelimiz bunu giyebilir, fiziği var. Bence çok tam bir kadın olur. Olmaz mı? Gerçekten olur. Evet, aynen. Çok iyi. Bence de bence yıkılır ortalık. Yıkalım bugün. Ağlar. Her gün yaktığımız yıkılır. Evet, bugün yanar. Yansın buralar. Yıkalım.
Ayakkabı, ayakkabı. Bunun altında bir şey patlatamayız artık. Siyah stiletto, tek patlayan normal stiletto. Rugan konsept zaten. Evet. O bak olabilir elindeki. Evet, bence de o gayet mantıklı. Takı bakalım. Bunların ikisini birleştirebiliriz aslında. Aynen. Ama bunları takıp takmama konusunda kararsın. Bak, bunu karar tamam, alalım. Alalım. Üzerimizde görürüz. Tamam, bence yeter. Hadi baktınız mı? Hadi. Kuaförüm sensin. Kuaförleri ve modelleri içeri alalım. Buyurun. Koşun, koşun, koşun. Renk için tek başınıza çalışacağınız süreyi hazırsanız başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Renk. Bol şans. Sarı saç nasıl yapılır? Hepsi bizde. Bak bugün senin saçını böyle sarı yapacağım. Burada yapmış olduğum modelleri gösteriyorum. Ya buna bayılıyorum ya. Bu renk çalışmalarına bayılıyorum. Bu rengi bana da öğretir misin? Yanar. Bak yanar. Ama yakamıyorum. Gözlemişe bak Duygu. Yanar. Yanar. Saç elinde kalacak. Şu an bu saç uygulayacağım. O zaman sen ya. Yapamıyorum de. O zaman bunu kabul et. O saç gri olmaz. Aa, ne oldu? Yapma kızım, hiç aşamazsın o saçı. Ben böyle önüne farklı bir renk çalışacağım, tamam mı? Arkalarda farklı renk çalışacağım. Olur mu öyle? Olur. Onu sonra üstüne değiştirebilirsin. Hepsini mavi yapabilirsin, anladın mı? Ha, yani mavi yapabilirsin. Tamam. Aynen, onu sonra değiştirebilirsin. Aynen, tamam mı? Onu değiştirebilirsin yani. Okey? Tamam. O zaman çak. Nasıl saçlar göreceğiz? Vallahi bugün tabii çok pis bir şey oldu, ters köşe oldu. Ne oldu? Dedim ya hani mevsimlerine göre, ten renklerine göre şey yapın. Çoğu bunun ne demek olduğunu bile bilmiyor. Bakalım ne yapacaklar yani yaz kadını, kış kadını. Senin renklerin? İşte bana uygun ne renk yapabiliriz? Ben sana sıcak renkler olabileceğini düşünüyorum ama soğuk. Soğuk renkler sana daha iyi olacak çünkü sen kış kadınısın. Aynen, aynen, aynen. Sen kış kadınısın. Sana soğuk renkler daha iyi olacak. Önce o saçlarının siyahlarını kıracağız. Aralarına paket atacağım. Üzerinden renklendireceğiz saçını. Tamam? 5-6 parmak yerinde, şu kadar yerinde kızıldık var saçın. Buraya kadar. Ana rengi zaten kendi rengi çok güzelmiş ama üzerine vurduğun boya bir de takip etmemişsin. Evet. O kusmuş. Hı-hı. Kızıl yansıması var. Hem o kızıl yansımasını alalım. Hem şu uçları zaten açık. Bunları aşağı 3-4 ton daha açalım. Tamam. Koyudan açığa gelen ama baktığında evet sarı ama soğuk sarı. Tamam. Böyle civciv gibi çıkmayacak bir sarı. Hı hı, tamam. Sıcak çikolata kızıl tarzında kullanacağım. Tamam. Çerçeveni koyu yapacağım. Çünkü yüzün geniş olduğu için onu daraltacağız. Güzel doğal ışıltılar da istiyorum saça. Bu renkten kurtarmak istiyorum seni ilk günden beri. Başlayalım mı? Sürpriz başlayalım. Olsun sana evet. Da. Doğru bir imajın olsun en azından. Bence. Hayatın modeli ilkbahar. Hepsi şey, kış mı? Şey sonbahar. Burası kış kış. O zaman bu tarafa kış kış. Kış kış. Hayat. Sen neden hayranlar, fanlarım konusunda bana bu kadar özendin ki? Ben yapma. Sen burada 19 sen, hafta yarışmışsın. Sen, sana böyle bir video gelmemiş. Ama benim fanlarımın arkasından gelince Hayat hemen herkesten video istemiş. Canım benim senin fanlarından gelen değil, sen para verip yaptırdın ama ben, benim fanlar izleyip hemen yurt dışından videoları asla, bana bastırdılar. Asla para verip yaptırmadım. İsmihan gerçekten sen zengin misin? Arabaya bindin ya sen Hatice. Hayır Gözden, ben burada niye boşa yarışıyorum o zaman, gider orada çalışırım. Gel Taner. Bir şey söyleyeceğim Gözden, zengin göreceli bir kavramdır bence. Öyle şey yapmayalım lütfen. İsmihan canımsın. Ne? Sen bugün ne kadar güzelsin böyle maşallah. Ay teşekkür ederim canım. Şey İsmihan ya şu borçlarımı halletsene. Senin borçlarını ben mi halledeyim sana? Evet ne oldu? Senin canın sağ olsun. Oy kurban olurum ben ama sana. Ama şimdi dediler, diyecekler ki İsmihan Taner'in borçlarını ödeye puan verecek. Hiç alakası yok. Yok canım yok. Hiç sen benim dışarıda da çok iyi arkadaşımsın da borçlarını da ödemem Taner. Kendi çalış öde. Hayat durumun gerçekten iyiyse anlaşabiliriz bak. Şşş Hayat. Bak bana bak. Ya ben bu durum meselelerini sevmiyorum. Benim senin... Bunu beşine de ihtiyacım yok. Hayat durumun iyiyse. Aslında ben burada her hafta 5 puanımı birine satsam. Yani burada niye yarışayım ben? Hayır, birinci olmaktan daha çok para kazanır. Değil mi? Hem Taner var ya iyi bir komedyen de olur. Ayrıca komedi senaryosu falan da yazabilir yani.
Bir şey söyleyeceğim. Benim saçım şu anda efendim, bir parçayla açsan önce bir görsek. Ne? Açılıp açılmadığını. Daha yeni paketliyorum. Ha, bir parçayla bakıp ondan sonra tekrar mı? Süremiz ne olacak? Yok, tüm saçını şu an paketleyeceğim. Ama ya saçım yanarsa? Saçın niye yansın bebeğim? Ben burada saç yaktım mı ki senin saçını yakacağım? Ama ya saçında boya var. Onu buraya gelirken düşünmedin mi? Ama ben sana söyledim bunu. Tamam, ben de sana söylemiyorum. Saçını yakmadan açacağım. Ama ben işte saçımı yanıp yanmadığımı nasıl anlayacağım? Bana güveneceksin. Nasıl bugüne... Ama sana nasıl güvenebilirim bu konuda? Bak, anne demek nasıl güvenebilirim? Burada bir yani şey söyleyeceğim. Burada en çok güvenebileceğin insan benim. Ama şu an yani güvenemiyorum açıkçası. Neden? Sen benim burada daha önce saç yaktığımı gördün mü? Hiç modelimin ağladığını gördün mü? Ama hiç yakmayacağın anlamına gelir mi? Otur yakayım o zaman. Yani bana güvenmek zorundasın şu anda. Ama ben görmek istiyorum. Ben bir de arkadan başladım. Önden önce bir saçın açılıp açılmadığını görsün. Canım önden oldu. Bir paket atalım, bekleyelim. Burası bizim salonumuz değil, lütfen beni yorma. Ama benim saçlarım şu an yakabilme ihtimalim var, farkında mısın? O zaman buraya gelmeyecektim bu kadar siyah saçla. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir şey bakar mısın? Kaynaklar nereye kadar uzamış? Yapma kızım, hiç açamazsın o saçı. İsmihan yapma. İsmihan ne yapıyor? Kaynaklar mı onlar? Tabii kaynaklar oraya kadar gelmiş. Şey yapamaz, kopar o saç. Ay kopar değil, bir de açamaz. Açamaz ki, onları nasıl açacak? Eğer hayata düşmüş olsaydı saç yanardı. Ama İsmihan bu konularda başarılı. Ben daha burada bir saç yakmadım. Ben de yakmadım hayat. Sana yaktın mı dedim İsmihan? Yani... Hemen bir saldırıdasın ya. Bir kelime söylüyorum ki dişlerini gösteriyorsun ama bana. Ama şu an benim modelim korkuyor ya, o yüzden dedim ben yakmadım diye. Ha, bu kaynakları yaptırıyorsunuz. Niye düzeltmiyorsunuz yani? Düzeltmiyor. Niye? Ben yarışmacısın kardeşim. Söksen onları. Kendini mahvediyor şimdi. Benim modelim bugün ses çıkmasın. Ben her defasında bu siyah saçı boyarken burada problem yaşıyorum. Lütfen bugün yaşamak istemiyorum. O zaman işini sergileyeceksin, kendini göstereceksin. Duygucuğum, ben burada 4 gündür ne gösteriyorum? İşte göreceğiz işte. Göreceğiz diyorum ben de. Sen hayırdır, sabah hayatla kahve falan mı içtin? Hayır. Çok komiksin. Çok komiksin. Bak modelin bile yalanlayacak şu anda seni. Senle konuşmuyorum ya, senle konuşmuyorum. Hayat, benimle konuşmak için niye bu kadar çaba sarf ediyorsun adını sen ya? Adını duyuyor, duyuyorum ben burada. Hiç kıyamıyorum ben sana. Hayatla hiç görüşmedim, şimdi görüyorum kendisini. Yani düşün, nasıl bir masadasın. İçi hep böyle bir fesat, fesat, fesat. Ay, senin masanda olsa ne olacaktı? Ben şu anda kuzacığım. Benim masamda olsaydı. Sarının, yumurtanın benim, hangi sarı tonu? Benim masamda olsaydı güzelliğine güzellik katmış olurdum. Bak, senin modelinin güzelliğine, senin de güzelliğine güzellik katacağım hayat. Şimdi bekle. O boya geliyorum. Yapmayı bilmiyor. Geçen hafta bir sarısını aldı, temizledi. 2 tane de yalandan bak, paket yaptı. Yok, bekle, ben şimdi geliyorum. Şimdi saçını yakacağını çok merak ediyorum. Hanımlar ekran başına. Sarı saç nasıl yapılır? Hepsi bizde. Ben de geliyorum, kurban olayım işte. Ha, bu hayatın sarısı. Taner 1'di, sen 2 oldun. Vallahi bak. 1C sınıfından İsmihan. Yok söyle. Canım. Söyle canım. Beni o kadar küçük görüyorsun ki, ay hiç kıyamam sana. İsmihan bari böyle şey kaynatacaksın mı, pişireceksin mi? Yok, çiğ çiğ. Taner dur, 2 tane de kırayım da paraya kıymış olayım, dur. Hatta bunu da şöyle öğretmiş. Aa, gitti bak, hiç benden ev hanımı olmaz. Kuaför de olmuyor, ne yapacağız biz seni şimdi? Bak hayatcığım, bak bugün senin saçını böyle sarı yapacak. Yumurta sarısı. Hayatın bildiği tek sarı bu hanımlar. Evet. Gördün mü? Bunu bırakayım. Birinciliğimi hazmedemiyorsun. Bak sen boyayla bu kızı bugün güzelleştiremezsin ama modelin zaten güzel. Sen bu yumurtayla maske yap modeline. Sen o güzel kızı ne yapacaksın bunu bugün acaba? Bunu al. Pişmaniye dönecek o saç. Bak sen boş ver, görürsün sonuçta. Boş pişmaniye. Bak. Eğer öyle olursa tekrar düzeltir. Hayat olsun. Hayat. Bak ben ne kadar iyi oluyorsam dinlemiyorum. Hayat şu an senin saçında değiliz. Senin saçında şu an. İlgi alanın değilsin. Bunu al. Bunu al. Değilsin. Saça direkt sür. Git yap. Boyamayla bak, uğraşma. Bu kadar biliyor. Bak yumurtayla. Uğraşma. Düşün böyle evet, bir kuaförün senden gördüm. Tam ön kısmınıza bu yumurtayı sürüyorsunuz. Git, aynı yumurta git, sarısı. Korusun saçını. Bırakıyorum. Hayat. Git sür. Hayat. Benim saçıma böyle yumurtaya yumurtayı ihtiyacı al. Yok. Zaten oraya kullanmak zorunda kalacak. Kalacak. Ama benim güven duygumu yitiriyorsunuz şu an. Zaten çok güvenemiyorum şu anda. Ben iyi olmaya çalışıyorum da iyilik yaramıyor. O saç açılırken ona. Kızıl açılacak. Dün nasıl kullanamadınız 1 puanınızı ama? Evet, sayemizde 1 puan yüksek aldılar. Olsun, ben bonkör bir insanım. Gitsin ben de yani. Ben de sana bugün pişmaniye getiririm. Sayemde, ben bu saçı bugün yakarsam sen de bana pişmaniye getir, otur burada yiyeceğim. Söz.
Adnan Bey, ne renk yapıyorlar, bir yakından bakmak bakalım ister vallahi misiniz? İyi olur. Konuşmak ister misiniz? Yanmasın saç. Yanmaz hocam. Hocam yan. Gri istiyor hocam, gri. İstiyorsa yap. Ani münasebet hocam. Hayır. Benim açıldıktan gönlümden geçmiyor. Açıldıktan sonra gri olur mu saç? Ben ya gri'nin açılma tonuyla mavinin morun açılma tonu o kadar şey değil. Tamam şey aynı olsun değil. Koyu bir gri olsun. Yok canım öyle koyu gri falan yok. Yok gri yok. Gri diye bir renk yok. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Hayatla konuşmadım ben. Sürekli hayatla konuşmuşsun diyorsun da hayatla... Yapamıyor ya. Direkt hayata saldırıyor. Yapamadığı için ya hayata saldırıyor. Ya nereden biliyorsun yapamadığımı? Ben boya konusunda senden çok daha iyiyim. Bir kuaför olarak yapacağım. Bu saçı yapamam diyeceksin. Yapacağım sadece hayat. Kızın saçı yıprandık o kadar. Yapacağım. Yapamayacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok... Al yumurta çırp sen. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Ben hayatta gel hiçbir zaman... Çırp. Hayatta hiçbir zaman bu kadar çabuk pes etmedim. Bugün de etmeyeceğim. Yapamayacaksan sen pes etmeyeceksin diye kızın saçı kapacak. Savaşacağım anladın mı? Ayrıca yapamayacağım diye bir şey yok. Savaş bir zaman da saç elinde kalacak. Hiçbir şey elimde kalmayacak. Haberin sen merak olsun. Etme. Hayat sen olsaydın ne renk yapardın benim saçımı mesela? Ben her şey yapardım aşkım. O bilmiyor. Mesela, boyamayı bilmiyor. Mesela, o yüzden bana mesela, mesela her şeyde. Mesela benim gönlümden geçen şey bir var ama yapmak ben istemiyor. Ben sana bir şey... Ben şu an söylersem onu yönlendirmiş olurum. Hayır hayır. Onun seni yönlendirdiği demin konuştu ya. Onu ben burada cevaplarsam zaten kuaförlükten ya ne kadar aldığını göreceksin. Ya benim senin yönlendirmene ihtiyacım göreceksin. Yok zaten. Ama sen beni yönlendirebilecek bir kuaför söyleyeyim değilsin. Evet mesela hayır, ben söyleme. Kulağını söyleyeyim mi? Ben sana şunu soracağım. Modelim gri istiyor. Evet, saçı gri yapar mıydın? Yapardım. Yapar mıydın? Yapardım. Sen kuaför değilsin. Senin kuaförlüğünü biraz sonra tartışacağım. Kulağına söyleyeyim mi? Bana söyler misin? Ben söyleyeceğim. Tamam. Benim saçımın rengi ne olacak peki? Bebeğim yüzüne yakışan renkler olacak. Ne yapayım? Gri olmaz yani bu saç. Anladın ya ben mı? Ben başka bir renk istemiyorum. O zaman yapma bırak. Hayal ya vallahi çok başarılı ya. İstemiyorum ben. Aa ne oldu? Gri olacakmış yoksa boyatmak başka bir renk istemiyorum. Ben kullanamam çünkü bunu. Canım senin şu an senin istemen önemli değil. Ama benim söylüyorum şu an saçı, senin hem saçım yanmasın diyor hem de saçım gri olsun. Ama diyor. Olabilir diyor hayat yapılabilir diyor farklı bir renk. Hayat ya ne biliyor? Ya sen hayata ne bakıyorsun? Hayat ne biliyor? Sen kızın şu an zamanını çalıyorsun. Hayır hayır. Sen otur o saç gri olmaz. Olmaz ciddi yani o saç gri olmaz. Olmaz. Öyle bir dünya yok ya yani. Ya yanmayı kabul edeceksin. Ama ben kuaföre sordum yapabiliriz dedi. Ya. Bak burada kuaför benim. Senin kuaförün de benim. Benim ben istediğim şu an bu saçı uygulayacağım. O zaman sen yapamıyorum de o zaman yapamıyorum bunu kabul değil. Et. Burada o saça, bak bir sürü kuaförün o saça olabilecek 10 yıldır en siyah rahat, boyanan en bir problemsiz, saç gri olmaz. Bakır tonları. Bu saça gidecek en rahat. Bakır tonu istemiyorum ben. Bakır kullanamam ben. Gri bakır yapacağım demiyorum zaten bu. Duygu vaktimden çalıyorsun şu an. Benim yapabilecek bir şeyim yok. İstemediğim bir saçı kuaför, kullanabilir miyim ben? Bir şey söyleyeyim. Kuaförle... İstemediğim bir saçı kullanmak zorunda mıyım? Canım gri de olmaz bu saç. Saçın yansın istemiyorum. Ne olabilir? Onu söyle o zaman. Söylüyorum sana ne olabileceğini. Söyle. Ne biliyor musun? Söylüyorum. Turunculu, kırmızılı böyle bir şey çıkacak. Asla kabul etmiyorum öyle bir şey. O da yakışır. O hayatın yapabileceği bir şey. Hadi anladın görelim. Mı? Unutma bu lafı. Evet. Hadi görelim. Evet. Şu modeline yapabileceğin burada en muhteşem bir şey var ve onu yapmıyorsun. Çok yanlış başladın. Hayat susar mısın? Çok samimi söylüyorum. Hayat susar şu mısın? Şu anda sadece saçı ziyan ediyorsun. Bu kadar basit. Hayat susar mısın? Hayat sana bir şey söyleyeyim mi? Sana yeni bir isim buldum. Ay. Gaz hayat. Ne? Gaz hayat. Yani gaz veriyor ya kıza. Senin yeni adın gaz hayat. Modelim bugün beni renk konusunda çok zorladı.
Kesinlikle bu olayda da Hayat'ın parmağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü arada modelimle konuşuyorlardı. Birincilik yarışını benle yaptığı için yeni yeni stratejiler, yeni yeni oyunlar, yeni yeni kıskançlıklar. O zaman siyah saçlı olan kimse saç açtırmayacak. Böyle bir şey yap yani. Yani bu durumda Hayat haklı. Şimdi teknik olarak Taner bilmiyor, İsmihan bilmiyor. Tabii böyle... Bir tek sen biliyorsun canım direkt benim. Direkt bana şey diyor, gazcı falan değilim. Hayır, bir de boyadaki en zayıf halka burada aramızda Hayat. Hayat bana boya konusunda konuşuyor, çok geriliyorum. Sen benimle bir olamazsın. O kadar güzel işler çıkardım ki ben. Boyada kaç birincilik aldım biliyor musun? Bir kere boyada birincilik al, ondan sonra konuş. Üç günün sonunda görüyorum seni. Kıskançlıktan orada bitap bir haldesin. Bugünün sonunda da göreceğim seni. Sen buraya saç yapmaya da gelmemişsin, anladın mı? Şu an sinirlendim gerçekten. Yeri değil, zamanı değil ama. Senin şimdiye kadar canım millet dergilere bakar, işte kataloglara bakar ki bir şeyler öğrenir. Saç kesimi, saç modelleri, öğreniyorum. Topu öğrenir. Öğreniyorum. Evet, öğreniyorum. Sen sürekli belgesel izliyorsun, belgeselleri karıştırıyorsun canım benim, anladın mı? Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Hayatın yapmış olduğu modelleri size gösteriyorum. Burada yapmış olduğu modelleri gösteriyorum. Hayatın yapmış olduğu modeller. Bak belgeseli ben değil sen izliyorsun. Modellerine bu saç kesimleri, modellerine bu saç topuzlarını yapıyor. Ay canım benim. O ne yapıyor acaba? Onu ben bir arayayım ya dışarıda. Bu geçen gün yaptığı model. Ay çok tatlı. O çok tatlı. Hani birinci olduğum bir de. Bu geçen gün yaptığı model canım benim. Selam hani bir olsun. De birinci olduğum değil mi? İşte yapmış olduğu renk çalışması. Ya buna bayılıyorum ya. Bu renk çalışmalarına bayılıyorum. Bu rengi bana da öğretir misin? Bu da yapmış olduğu saç modeli. Yapıyorum en azından. Bak hatırladın yapıyorum. Değil mi? Yapıyorum. Hatırladın mı? Hatırladın mı saç modelini? Yaptığım her şeyi hatırlıyorum. Derararım. Bu da kendi saç modeli. Eğlendin mi? Bak sen bile gülüyorsun. Gülüyorum. Ben nasıl seni çok komik buluyorum. Canım. Bak ilk geldiğinde de söyledim. İzlediğinde de çok komik buluyordum. Ama sanat göremiyorum. Çok sana keyiflisin. Şey hepsi var. Hepsi var. Sanat da var, komiklik de var, tip de var, boy da var, posta. Sende ne var onu göremedik. Bir tane bir şeyini göreyim ya. Bir tane bir şeyini göreyim. Bak seni sonuncu yapıyorum, birinci oluyorum. En iyi saçları, en iyi tasarımları ben yapıyorum. En iyi görüntüyü ben veriyorum. En güzel vizyon bende. Sende ne var biliyor musun? Bir tek sende sevdiğim neyi biliyor musun? Ustalığın çok iyi. Koalisyon ustalığın. İnanma bir tek onu seviyorum. Ama sen kuaförüm değilsin. Bunu bil. Muammer Bey sizin de saçlarınız harika olmuş bugün. Ay teşekkür ederim. Tarz değişikliğine gitmişsiniz. Özel bir sebebi var mı? Yok efendim? Bugün dedim hep Tuğba'nın saçını falan yapıyor Ayşegül'ü. Dedim ki Adnan Bey benim de saçımı yapar mısınız diye. Adnan Bey mi yaptı saçını? Evet. Ondan sonra onların odasına girer bir saati çıkar. Bana evet dedi. Ben kafam saçım bitmiş. Toplasan 9 saniye değil. Böyle bir baktım. Ay millet dedi ki ay bu haliniz de Muammer Bey çok kötü falan dediler. Yine de ben kırmadım kendisini. Bu saçtan çıktım. Peki neyle yaptınız öğrenebilir miyim? Vallahi ben çok işte, merak ettim. Hayır bir şey yapmadım. Bütün kolonyasıyla ince tarakla böyle hani taradım. Hani vapurlarda satılan taraklar var ya onlarla taradım. Çok güzel oldu Adnan Bey dedim ama garip oldum. Dışarı bir çıkmaya herkes bana böyle şey besleme şeyi gibi bakıyor. Alnını mı kapatmaya çalıştınız Muammer Bey'in anlamadım. Abi her yerimi kapatmaya çalışıyor şu halime bakar mısın? Bir de bu montu giy dedi, bunu da giy dedi. Bu bundan ay, iyi bir şey kombin oluyor dedi. Uzay yolundaki Mr. Spark'a benzememiş mi? Bir, bence diğer jüri üyelerinin size biraz garezi var. Ayşegül Hanım'la fazla yakınlaşmış olabilir misiniz? Belki de kıskanıyorlar. Vallahi. Orada bir koalisyon mu var yoksa?
Ya biz masayı ikiye ayırdık, orası ve burası yani arada Allah çok Allah, çok olsun. Allah Allah, benim haberim yok. Ben hala en tatlişko jürilişko diyorum ya. Yo, orası öyle. Ama hani böyle bazen ikili konuşmalar oluyor masa uzun olunca. Evet öyle oluyor ama hepimiz birbirimizi çok seviyoruz tabii. Ne diyorsunuz bu Mr. Spark olayına? Aytır, ben de alıştım Allah aylardır burada bu koalisyon olayına. Ben de Ayşegül'den kesin yapıyorum yani. Beşimi ona veriyorum. Ben de ona veriyorum. Onlar da birbirlerine. Görüyorum, buradan hiçbir şey kaçmıyor. Bir fotoğraf alalım. Evet, geldik Taner'le küvet sohbetlerimize. Klasik küvet sohbetimizde cuma günü ben burada sana ne soracak olabilirim? Ne soracak olabilirsiniz? Kim gitsin? Kim gitsin? Kim gitsin? Tabii ki kim hayat gitsin. İstiyorsun, hayat gitsin. Hayat Özlem gitsin, evet. İlla onlar mı gitsin istiyorsun? İlla onlar gitsin istiyorum, evet. Hayat taktı sana Taner. Taktı, ben diyorum daha gelmeden ismimle gözleri yerinden fırladı. Bir de bunları bana kuaför arkadaşlarım söyledi. Ortak arkadaşlarımız. İlla siz gidecekmişsiniz. Öyle istiyor. Biz gideceğiz. Öyle istiyor. İsteyebilir ama hayatlar, hayaller. Beni isterken kendi gidebilir. Merhaba. Kim gitsin bu cuma? Hayat. Onların bu gereksiz boş ego ve havalarından çok sıkıldınızlar. Ne kadar boş olmadığımızı göstermişizdir, merak etme. Kulağı da hep burada, farkında mısınız? Hiç duymamazlıktan falan yok, hiç işine odaklanmıyor. Hep kulağı bende. Hep kulağı bende. Senin de ağzında hep hayat. Ben modelimle konuşurken bile hayat duyuyor beni. Hep kulağı, çok seviyor beni, ölüyor bana. O yüzden ağzından düşmüyorum. Çetin ne yapacak? Ben Çetin'i merak ediyorum. Bayağı. Çetin niye o kadar çok pakete girdi ya? Sessiz Çetin. Mankeniz çok hasta. Var ya Fatma bugün Çetin'i yiyecek. Vallahi şimdi yine söyleyeceğim ama. Sizin dışınızda kim bizim gitsin istersin? Fener gitsin. Neden? Çok benimle uğraşmaya başladı. Kaldır dik dur. Böyle mi kalacaksın yarı yarıya? Hemen bir etkileniyorsun. Ağzım açtı. Bilmiyorum onlar modunu düşündüğünü. Evet arkadaşlar, 10 bin lira için yarışıyorsunuz ve burada kalmak için uğraşıyorsunuz. Kalan sürenizi iyi kullanın. Boya yok saçımda demiş. Ama 2 sene önce boya varmış ve çocuk bak açamadı, böyle açıldı. Bak uçları turanç. Turuncu. Öyle mi? Açılmamış. Aa, nasıl oluyor boya yok? Boya yok ne ya. Yapıyor? Ay yeşil çıkacak şu an. Yeşil olacak. Ve yeşil de onun tonu değil. Çetin ne yaptın? Yetişti mi? Sıkıntı yok. Açabildin mi? Açıldı. İyi misin? Yeter ki o iyi olsun. İyi misin? Kız nefes alamıyor ya. Kolay gelsin. Ben ellemeyeyim, seninle uğraşmayacağım. Aynen. Yoksa var ya. Ama İsmihan ne yaptı çok merak ediyorum. Orası kırmızı olacak ya. Evet. Dediğim oldu ya, izliyorum ben onu. İsmihan, ucunu göstersene merak ettim. Yo vallahi göstermem. Biraz. Hayatta göstermem. Bence gösteren merak ediyorsun. Hayır görsün. Hayır sürpriz. Göstersin. Surprise. Bence görürsün. Ay hiç gelmem sana. Gerçekten mi? Bak çok seviyorum. Ama sen gelince ben gösteririm. Ben gösteririm. Ya ben hayır. Hayatta gösteririm. Bak boyamadım, siyah duruyor. Ben de olayı zirvede bıraktım, boyamadım. Ben kabul ediyorum, görebilirsin. Benim de zirvem bu. Onun zirvesi bu, boyayamam. Canım saç benim olduğundan benim izin verip vermem lazım. Göstermeyeceğim. Yok. Benim de zirvem bu. Anladın mı? Gösteremiyorum. Hayat. Güzel bir şey olsa gösterir. Hadi kız oradan yürü. Çubuğu da bir de iki almış elime. Allah Allah. Taner ne yaptın? Söyle. Oynuyorum canım, sen ne yapıyorsun? O mavi tutmayacak.
Oradan baktım, o yüzden tutmasın, geldim. Tutmasın, ben açık mavi seviyorum. Açık mavi de sarılı değil. Mavi seviyorum. Yeşil olacak. Yeşil de seviyorum. Mavi değil o. Evet. Bak gerçekten yeşil olacak. Ya sana ne? Ben gidiyorum. Kolay Çetin abi, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben nelerle uğraşıyorum sen bir bilsen. Çetin abi. Geçen hafta şey yapmıştın sen, şırıngayla bakım yapmıştın. Şırıngayla bakım yapmıştın, şırıngayla dip boyasını yapmıştın. Tamam, he, dip boyasını yapmıştın, pardon. Ben de şimdi saça nasıl bakım yapılır sana öğreteceğim. Ha bak, şırıngayla var, hazır mısınız? Maske de var. Maske de var. Geliyorum canım, saçına bakım yapacağım, üzülme, beleş, sana beleş. Bir dakika, ne yapacaksın? Bakım yapacağım saça. Yani saçın, yok, kuruluğunu alacağım canım. O nasıl boya yapıyorsa ben de bakım yapıyorum yani. Evde kendim hazırladım Gözde Hanım. İçinde böyle argan yağları var, zeytinyağı var. Çetin abi izliyor musun? Çetin abi şırıngayla saç boyarsa Taner de serumla bakım yapar yani. Bunun daha bir açıklaması olamaz. Enseden veriyor. Sakın bak, enseden veriyorsunuz ha. Ense kökünden. Ense kökünden Gözde Hanım veriyor. Gözde Hanım bir anons yapın. Hanımlar lütfen evde denemesinler. Taner, çok hızlı açma. Saçın tansiyonu yükselir. Canım dik dur, bakım yapıyorum. Uyuma sen de karşı Çetin'in Taner, şey modeli mu? Gibi. Saçın tansiyonu yükselir, o kadar hızlı açma. Yok. Çetin abi nasıl şırıngayla boyuyorsa... Ben de akşamdan serumumu hazırladım. Şu an bakım yapıyorum. Oo! Ona of, kadar sayar mısınız? Of. Ona kadar sayar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şu an bütün saç yedi. Yani amacım saça serum yapmam. Bayıldı ama. Saça serum yaptım şu an. Bayıldın mı? Bayıldı. Kim bayıldı? Bayıldı. Taner. Taner. O serum bu serum değil. Evet arkadaşlar, haftanın finalinde size ayrılan sürenin sonuna geldiniz. Modellerden uzaklaşın. Makyaj için sizi içeri alalım. Buyurun. Yapabilecek misin makyajını? Sen ağladın mı? Sen çok güçlü bir kadınsın. Fatma Hanım'ın bu azmini alkışlıyoruz arkadaşlar. Yani daha önce de böyle çekilme kararları oldu. Orası kabul etmiyor. Ben gideceğim diyor. Biz de aramızda konuştuk, tartıştık. Bize bu durumda ilk gerçekleşiyor ve kuaförün sensin ilk defa. Veda eden. Süreniz başladı, bol şans. Fatma abla yok, Gözde Hanım. Hakikaten yine yok. Biraz önce dışarıda Fatma Hanım'la karşılaştım. Biraz rahatsızdı. Saçlar yapıldığı esnada da bir ufak bir hastane ziyareti oldu hatta. Geçmiş olsun, umarım iyileşir. Siz modellerinizle konuşun arkadaşlar, nasıl makyaj yapmanız gerektiği konusunu. Fatma Hanım geliyordur. Makyajına başlamadan önce dudağını hazırlamam lazım. Dudağına peelingini yapacağım. Ondan sonra fondötenini süreceğim. Önce dudağını bitireceğim. Sonra dudağını büyütmek için bir rujum var elimde. Onu süreceğim. Hangi renk? O... İşte renkler fazlaca olacak. Tamam. Alt tabanı beyaz olacak. Üstüne limon çizeceğim. Limonlar çizeceğim. Sonra göz makyajını yapacağım ama önce dudağını bitireceğim. Dudağına akrep çizeceğiz. Normal. Güzel. Normal beauty makyajını yapacağım zaten. Gözlerini açık makyajı yapacağım. Evet. Altından üstünden eyeliner çekeceğim. Evet, böyle aynen. Keskin bir şekilde. Şey gibi, açık aynen. Açık bir fon süreceğim. Ondan sonra... sonra dudağını yapacağım direkt zaten. Ben şimdi ilk önce gözünle başlıyorum. Her zamanki gibi.
Bence bizi bugün hepsi şaş yapacak. Evet. Gör İnşallah iyi, iyi sebeplerden şaşırırız. Ha, onu bilemem. Şey yani yanlışlar, yanlışlar, tutmamışlar. Abuk subuk renklerden evet. Şaşırmayız inşallah. İnşallah. Bence Fatma abla bugünün anlam ve önemini yapamayacağı için fake yapıyor bize. Bugün o dudağı yapamayacağını düşündüğü için böyle bir numara yaptı bize. Olabilir. Daha önce çift dudak yaptı biliyorsun. Hastalık numarası tabii oluyor mu? Şey, gergedan dudağı çizdi oraya gördük. Ama figürlü dudak yapamayacağı için... Farkında her şeyin Fatma Bence abla. Bence o eleneceğini düşündüğü için falan stres yaptı. O da midesine vurdu. Bence numara değildi. O bu işi de bence iyi yapar. Öğrettin mi Özlem evet, ne hayır, yapacağını? Hayır öğretmek değil ama yapabiliyor sonuçta. Numara değildi gerçekten. Ay, Fatma abla neyi yapabildi de bunu yapacak? Sen de bir hoşsun. Ay Fatma geldi. Aa geldi Fatma, Fatma abla. Fatma abla. İyi misin? Nasıl oldun? Geçmiş olsun. Oturarak yap istersen. Aşkım ya. Yapabilecek misin makyajını? Bilmiyorum. Bakacağım. Sen ağladın mı? Çok geçmiş olsun. Oturarak devam etmek ha. Senin için daha iyi olacaksa... ...eğer istersen bir sandalye getirelim öyle sana. Yapalım, oturduğun... Öyle Muammer Bey ne kadar hırslı azimli o halde geldi yine buraya makyajını evet. Yapmaya çalışacak. Benden beş aldı. Fatma Hanım. Haftanın finalindeyiz. Şu an bu... Vallahi bu kedine ses... ben buradan gideyim de kurtulayım. Hayır sıkıntı gerçekten olduğunu biliyoruz. Gerginlik olduğunu biliyoruz içinizde. Hadi model koltuğuna geçsin. Sizi de buraya alalım. Size çalışmak iyi gelecektir. İşinizi yapmak iyi gelecektir. Ne dersiniz? Bakacağım. Sen çok güçlü bir kadınsın. Sen bize bu konuda ders vermiyor musun? Ben asla yıkılmam diyor musun? Hadi Fatma'nın gücünü göster bize. Hadi. Fatma bence çok demoralize olmuş. Eleneceğini düşündüğü için şu anda pes et. Yani pes etmek üzere. Karnına vurdu. Evet. Buradan yap. Al bunu da buraya. Al sana çalışmak iyi gelecektir. Fatma Hanım'ın bu azmini alkışlıyoruz arkadaşlar. Herkes özgün kendi tasarımını mı yapacak arkadaşlar? Evet Gözde Hanım. Ben bu tarz konseptlerle ilgilendiğim için daha önce görüp yine kendim de denediğim bir makyaj yapacağım. İnşallah sonuncu olmazsın. Yok ben eminim bu yine başarınla. Sonuncu olacağım. Yok yok bundan şüphem yok. İyi olduğum konseptlerde biliyorsunuz ki bu hafta full sonuncu oldum. Yüksek puanlar almama rağmen, tam puan almama İnşallah rağmen. İnşallah bugün sonuncu olmazsın. Teşekkür ederim Özlemciğim yani başarılı ama... bir alanın ya o yüzden diyorum. Başarılı yani sana destek oluyorum yani sana kötü bir şey söylemiyorum. Bir vererek mi destek oluyorsun Özlem? Evet. Ben şu an ona destek olurum inşallah diyorum. Dün ben ona 5 verecektim biliyorsunuz 1-5 olaylarını. Sus inşallah deyip kıza 1 veriyorsun. Yani dün 1 verdiğin için bugün 1 veremeyeceksin. 2 vereceksin. 2 verdin 5 verdin. Hep aynı muhabbetten sıkılmıyorsun. Aslında bir şey söyleyeyim mi? O şu anda... eleneceğinden çok korkuyor. Aslında o da şu an o puan kısmını çok düşünüyor. Aslında öyle söylemesi o yüzden onun sinirine dokundu. Hani hala puan düşünüyorsun. Önce hastalık. Hani ben hastayım burada. Oh. Allah'ım. Fatma abla. Efendim? Senin sesini özledim. Konuş biraz ya. Şu an iyi değil farkında Kıyamam mısın? Kıyamam sana ben. İçinde tutamadıklarını dışarıya vursana patlat balonları. Ay öyle diye diye beni şişirdiniz zaten başlayacağım. İçinize de dışınıza da bana ne sizin dedikodunuzdan ya. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz ondan sonra yapmadım. Bir söylediğinizin arkasında durun. Neyi söylediğimizin arkasında durmadık kız? Dışarıda söylüyorsunuz buraya geliyorsunuz yapmadım. Aşkım neyi söylediğinde inkar ettim ben sana burada. Puan peşinde milletin koluna gire gire geziyorsun burada diyorsun puan toplamıyorum diyorsun. Ya abla. Benim koluma giriyor bu arada. Fatma abla Çetin abi mi problem? Söyle bir. Onun yüzünden hastayım işte. Bence de biraz of. Gerdi onu o yüzden. Of. Böyle of. Stresten sancı yaptı. Adamı öldürmez de ondurmaz da adama yani ne bela ya değişik bir adam ya.
Bu hastalığını da mı Çetin Bey'e mal ediyor şu an? Ama bir insanın ruhu hastalanmazsa bedeni hastalanmaz. Bir şeye sinirlendiğinde insan veya üzüldüğünde hastalanıyor ertesi gün. Zaten stres her şeyin başı. Bütün aynen. Hastalıkların tetikçisi. O dünden beri düşük puan aldı ve gideceğini düşünüyor. Çetin Bey'e kızıyor. Bugün de patladı işte. Ben biliyorum Fatma abla, senin tüm derdin Çetin abi. Ama Azim'le yarışmadan çekilmeyip gelip makyajına devam ediyor. Gerçekten öyle. Tebrik ediyoruz Fatma Çünkü abla. Çünkü Fatma abla kendine yakışanı yapıyor şu an. Oh. Bakayım biraz malzemelerini karıştırmaya geldim. Tabii ki. Buyurun. Kim gitsin istersin bu hafta? Gönlünden geçen kim? Şimdi şu haldeyken Fatma ablayı söylemek olmaz ama Fatma ablaya da özlem istiyorum. En çok Fatma ablayı istiyorum artık, evet. Tahammüslerimiz bozuyor. İnanılmaz kötü makyaj yapıyor yani, konsept veriyor Ayşegül Hanım, ne konseptleri yerine getiriyor ne de birebir, yani birebirini yapamasan bile en azından benzetirsin, bir ucundan bir yerine tutar ama Fatma hiçbir yerini tutamıyor. Sen bugün kimin gitmesini istersin? İnan bana özleme bile alıştım. Nasıl? Yani mesela dün düşündüm, acaba kim gitse, biz gitmeyeceksek kim gidebilir falan diye. Evet. Karar veremedim ikisi arasında. Nasıl yani? Vallahi karar veremedim, ikisine de alıştım. İzleyici de böyle çok sevdi bence bizi. Ama doğru, bir takımın gitmesi gerekiyor. Hangi takım gitsin? İçinden geçeni söyle. Şimdi adaletli olacaksan Fatma ablanın gitmesi gerekir. Yaptığı işler bize göre biraz daha düşük olduğu için daha güçlü rakipler, evet daha güçlü rakipler gelmeli karşımıza. Ama Özlem'de de samimiyet çok bulamıyorum. Buranın artık iç huzurunu da bozmuyor ama samimiyetsiz bulduğum için gitmesini istiyorum. Evet, ne yazık ki Fatma abla hasta. Hasta olduğu için onun o sır balonları görevini ben üstleniyorum. Ve birinin sırrını patlatmaya geliyorum. Sen patlatırsan sadece benim sırrımı patlatırsın. Ben de başka zaten kimsenin sırrı yok ki. Ya durur musun ya, konseptimi bozma. Patlatmam gerek şu an. Aslı kendini patlatma da. O nasıl patlatmak ya? Geliyorum. Hazır mısınız? Evet. Özlem. Cool Özlem'imiz ve hayatımız. Dün kapı kapı 5 istemişler. Aa, kimden? Acaba kimden? Kim? Hepimizden. Öyle bir söyledi ki Apo'nun balonunu patlatacak sandım. Dün dedi ki aynen şöyle. Bu zaten senin konseptin dedi. Sana 5 vereceğim, sen de bana 5 ver dedi. Hmm. Ondan sonra ben de dedim ki zaten Apolara veremem. Dün Apolara 5 verdim dedim. Bak sen. Evet. Ondan sonra ama hiçbir şey söylemedim başka. Zaten Apolara veremem, dün 5 verdim dedim. Sonra buraya geldik. İşte puanlama oldu falan. Özlem güzel güzel bakıyor, yorumluyor. Puan verirken de gülümseyerek puan veriyor. Ama ben biliyorum. Ben hissediyorum. Özlem ters köşedir. Öyle söyler, öyle yapar. Ay, hissettim öyle yapacağını da. Doğru da hissetmişim. Bir baktım karşımda 1 puan. Kendisi bir baktı karşısında 1 puan. Aynı zamanda Apolardan da istemişler. Yo ve, sen bana 1 versen de ben ve, sana 5 verecektim. Ve Özlem de aynı şekilde Taner'den istemiş. Yani sadece benden değil, buradaki herkesten puan istemiş. Sen bunu bana kanıtlı bir şekilde söylemen lazım. Yoksa ben de senin için söylerim. Sen de benden istedin. Ben aa. Oldu mu? Yemin ederim. Ben de derim yani. Yemin ederim yeminle ki ben asla olmuyor puan canım. İstemedim. Kanıt vereceksin. İsteyecek olsam senden mi isterim? Vermeyeceğini kanıt biliyorum oldu. Zaten. Ben senden asla istemem.
Çölde susuz kalsam senden su istemem senin ben. Senin kurnaz bir insan olduğunu da biliyorum. Ben senden su asla istemem. Puan mı isteyeceğim? Hem benim lütfen, senin puanına ihtiyacım yok. Lütfen insanları yanıltmaya düşük çalışma. Düşük olan sensin şekerim. Ben tamam yaptığın mı? Şeyi söylüyorum. Sen bunu benden bana, istersin. Bunu bana ben senden istemem. Yani. Sonuçta benim şahitlerim de var. Özlem Pola şahitli olmuyor canım. Resmi delil isterim ben. Aslı Özlem'in bugün balonunu patlattı. Çünkü ondan puan istemiş. Apolardan da istemiş. Benden de istedi. Puan istemek bana çok saçma geliyor. Ben kimseden puan istemedim. Doğru değil bence. Bebeğim gördün mü şimdi kimin marka olduğunu? Ben markayım burada, anladın mı? Marka ben mısın? Abdullah Sezer. Sen ben marka markayım. Mısın? Senden ben sana bir marka oluşturayım sana. Bir saniye. Sana bir marka oluşturacağım şimdi. Sana en yakışan markayı yapıyorum. Bak işimi bölüyorum, sana marka yapıyorum şu an. İşte işin gücüm benim, anladın mı? Senin markan bu Apo. Bak, bak. Bak işimi bırakıyorum, sana marka oluşturuyorum. Yap kız. Apo su. Çok iyi. Apo suları. Günde bu sudan... Normalde 2 litre tüketmeniz gerekirken Apo su gaz yapıyor. Sıkışma yaptığı için 2 bardak alıyorsunuz sadece. Normalde 3 litre su tüketmemiz gerekirken Apo sudan sadece 2 bardak içiyoruz. Onu da aç karnına özellikle içmiyoruz. Gaz yapıyor. Patentini falan aldın yapıyor. Mı? Evet Apo su. Özlem'i asistan olarak işe aldım da yanıma. Böyle ayak işlerimi yapıyor. Patenttir şunlar bunlarla uğraşıyor işte. Bak kız bakayım bir gaz yapıyor mu? Aa, ne kadar güzel. Şey ama Özlem şey söyle de dikkate alsınlar. Yazı tasarımını değiştirsinler biraz. Bak nasıl lezzetli bir su çıkartmışım gördün mü? Nerelerin dağından aldık bak, Allah bilir suları. Şey Fatma da içti gaz yaptı Fatma. Boş konuşma sen. Arkadaşlar haftanın finalinde tek başınıza çalıştığınız sürenin sonuna geldiniz. Şimdi ekip çalışması zamanı. Modelleri son haline getirmek için kuaförleri içeri davet ediyorum. Buyurun. Ve 15 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Bol şans. Yazıklar olsun ikinize de. Ben sizin en çok pes etmeyişinizi seviyorum. Aa Özlem daha çok beğenmiş öyle diyor. Canım ne yapacaksın? Hayaller Özlem, hayatlar Aslı. Sanırsın ki modeli gitmiş, teyzesi yerine gelmiş. Sulandırma Esmen, beğenmedim de. Saygısızlık yapıyorsun. Yeter artık. Gülüyen bir milli felaket. Kışın yengeç mi olur? Ya kışın yazın mı var bunun? Yengeç yazın olur. Şöyle yaparsa o yengeç yürüyebilir. Kendi şurayı boyayamadı. Habire space atı diye birine çamur atacak. Oraya olunca mağdur, bize olunca yapamıyor. Yani daha önce de böyle çekilme kararları oldu. Orası kabul etmiyor. Ben gideceğim diyor. Biz de aramızda konuştuk, tartıştık. Bize bu durumda ilk gerçekleşiyor ve kuaförüm sensin ve ilk defa veda eden.
Kuaförüm Sensin de haftanın finalinde sıra geldi en heyecanlı anlara. Modellerin son halini göreceğiz. Efendim biliyorsunuz bugün bir takım aramızdan ayrılırken bir takım 10 bin liralık ödülü kazanacak. Çok merak ediyorum nasıl işler çıkardınız? En iddialı çalışmayı hangi takım ortaya koydu? Biliyorsunuz ki konseptimiz bugün ten renklerine en uygun saçlar renkte ve dudaklara figürler. Bu 4 takım 3 haftadır ayrılmadan beraber yarışıyor. Bakalım sonuç ne olacak? Merakla bekliyoruz. Hazır mıyız? Heyecanlı evet. mıyız? Evet. Hazırım. Hadi modellerin son halini görelim. İlk olarak Taner ve Aslı'nın modeli Kevser gelsin. Kapansın, Kevser kendine baksın. Gel. Nasıl buldun? Biz mavi diye anlaşmıştık. Evet. Ama bu da olmuş. Önce pazartesi günü nasıl geldin hatırlayalım. Şöyle bir ten rengine göre daha yakışmış mı bu renk, olmuş mu olmamış mı bir yakından inceleyin bakalım. Kevser'cim başla lütfen. Arkadaşlar yakından da incelediniz. Renk çalışmasında hatalar var mı? Yakışmış mı? Yakışmamış mı? Detaylarına baktınız. Şimdi partnerinizle konuşun. Tartışın bütün bunları. Anlaşın. Ve lütfen bir gün önce hangi takıma en düşük puanı, hangi takıma en yüksek puanı kullandığınızı hatırlayın. Ve diğer kalan takımlara bu puanı kullanarak Taner'e ve Asya puanı yazın. Şu an en düşük puan Çetin abilerin ve Taner'lerin. Asla Taner'lerin gitmesini istemiyorum. Makyaj güzel. Sadece kötü olan tek şey bugün saçı. O yüzden gene bir de 5'imi vereceğim yani kullanacağım. Ha, olmadı. Bana göre olmadı. Çünkü saç spreyiyle boyadı saçı. Hadi. Evet. Ha. Görmüyor musun? Elbisenin üstü de boyalı hep. Görmedim ki ben. Figürler çizmiş ama gözükmüyor. Dudak yamuk. Hani çok iyiyim diyor. Ama görselinde bize güzel şeyler yansıtmıyor. Evet Adnan Bey, saçla başlayalım. Şimdi bir kış kadınımız var. Aslında nötr gruba yakın bir kış kadınımız var. Soğuk renkleri kullanmaya çalışması güzel. Ama Taner bunu ikinci seferdir yapıyor. Daha önceden de böyle bir mavi saç yapmaya kalktı. Yapamadı. Bugün de denedi. Yine yapamadı. Dolayısıyla boyama falan yani kötü. Ay çok büyük haz aldım. Haftaya inşallah kalırsam bunu gezdireceğim. Ya ağlanacak halimize gülmeyelim. Ama bak Taner. Bugün kahkülü tekrar kesmişsin. Muhteşem olmuş. Ve saçı bugün öyle bir taramışsın ki bu kötü renk kostümle falan göze daha güzel gözüküyor. Dalga vermişsin çok hafif, acayip genç, dinamik tam yaşı. Dün daha orta yaş duruyordu ama çok önemli bir gelişme. Hocam bari taramaya verseydiniz. Bari taramaya verseydiniz. Taramaya verdim zaten. Ne diyorsun Taner? Haklı. Çünkü saçta boya vardı. Gözlerim sonradan öğrendim. Açmaya
Sormadın mı bunu? Sordum. Kendi ana saçım dedi, açma işlemine başladıktan sonra. İki yıl önce bu. Dinleyelim lütfen. Açma işlemi yaptıktan sonra 3 ay önce çikolata kahvesine mi? Hayır, o sprey diyorum. O suyla yıkanır. Şey, kalıcı boya değildi. O sprey böyle. Yok yok. Ama 2 yıl önce ben yapmıştım. 2 yıl önce mavi yapmış. Açtırma boyama yapmış. 2 yıl önce ama. Maviye geçtim. Boyatmış. Saçta bayağı kalmış. Hatta Adnan hocama da buraya geldiğinde söyledim. Hani boya ucda bayağı kalmıştı çünkü. Açılmadı. Yani haklılar ne deseler. Ayşegül, makyajı nasıl buldun? Makyajı güzel, yakından bakınca ince çalışmış Aslı. Dudaklarına böyle küçük küçük şeyler çizmiş. Zaten Aslı bu konuda çok yetenekli buluyorum. Yani çizimleri güzel, ince işçilik de güzel. Ben bugün göz makyajını da sevdim. Gözünde lens mi var? Yok, bir şeffaf lens var, gözlük yerine takıyorum. Ha, ama yok, gözü böyle bugün böyle şey tarçın rengi gibi, yani böyle güzel görünüyor. Altına belki gözünün içine siyah geçtiğim için. Evet, olabilir. O siyah kalem çok güzel göstermiş. Böyle bir kızıl kahve olmuş. Üstündeki o renk de sevdim. Yani bugün göz makyajını da dudağını da çok sevdim. Yani yüzüne böyle özendiğinde çok güzel oluyor. Yani hem göz makyajını hem dudağındaki figürleri, yanağını, kontürlerini, her şeyini sevdim. Saçı ve kostümü görmediğimde güzel. Teşekkür ederim hocam. Muammer Bey, kombin nasıl? Bir kere bu bedende, bu şortun ağız kısmı bu baldırların değil. Artı ruganı kullanmışsınız. Üzerinde de Vanezya tarzı bir bluz kullanmışsınız. O kadar çapraz ve çarpık duruyor ki. O kadar kötü ve yani yaptıracak bir tavrı var şu kıyafetin. Hiç siyah ruganın üzerine Vanezya kumaş kullanılır mı ya? Böyle. Mattır. Onun her zaman arkadaşı ya tüldür ya mattır. Mat yani. Matı biliyor musunuz ne olduğunu? Aynen öyle. Ya da elbise giydireceksin. Tüm görmek istiyorsan o elbise de bir de dekoltesi vardır. Ten daha çok ortada durur. Yani benim paramdan 3 lira, 2 lira, 5 lira etmez. Saç zaten külliyen bir milli felaket. Bir tek makyaj çok güzel. Eline koluna sağlık kızım. Geri kalanı kesinlikle şuradan çık kızım. Kapıdan bile çıkma. Dalga geçerler senden çünkü. Çok yaşa evladım. Üzüldün değil mi? Tuba, nasıl buldun? Aslında ben şortu çok beğendim. Evet, yani o cepler tabii oraya fazlasıyla bir hacim katıyor, bolluk yaratıyor ama yani kötü de gelmiyor benim gözüme. Ayakkabıları da güzel uyumlandırmışsınız. Ne giyilebilirdi? Beyaz bir atlet giyilebilirdi. Üzerine bir kot ceket giyilebilirdi, saçının rengine uyumlu. Veyahut da bir yine bir boğazlı bir kazakla bunu kombine edebilirdiniz. Yani alternatifler çok ama ben bu şekilde de beğendim. Teşekkür ederim. Tebrikler. Biraz kuliste bekler misin? Evet, şimdi de İsmihan ve Abdullah'ın modeli Duygu gelsin. Kapansın, Duygu kendine baksın. Teşekkür ediyorum. Gel. Nasıl buldun bu renk değişimini? Tenine yakıştırdın mı Duygu? Renk değişimini güzel buldum. Hafif ışıltı, küçük dokunuşlar gibi duruyor. Ten rengime de uyduğunu düşünüyorum. Yakıştığını düşünüyorsun. Evet, güzel buldum. Kendini yengeç gibi hissediyor musun? Akrep gibi hissediyorum aslında ama. Ama yengeç. Ama yengeç.
kıyafetsel olarak akrep gibi hissetmen normal. Bir de yakın, önce pazartesi günü aramıza nasıl geldin onu hatırlayalım. Detayları görmek ister misiniz? Buyurun. Gözde Hanım, bir yengeç öpücüğü alabilir miyiz? Bu makyajın orijinalini biliyorum. Öpücük olduğunda daha da yengece benziyor. Bakın. Gördünüz mü? Öyle mi oluyor? Evet. Bir de Fatma'ya öpücük yapar mısınız? O ne ısırsın? Ay, negatif enerji alıyorum o dudaktan ha. O ne öyle? Anlayan alır zaten. Anlamayanlar almaz. Oo. Evet. Ama gerçekten çok samimi söylüyorum. Ben Fatma Hanım'a korkunç taktım. Bugün gidiyorum, son günüm. Ancak burada olmayı çok dilerdim. Sadece bunun sebebi de Fatma Hanım'ı göndermek için. Sen de bir hayal dünyasından bir çık, kendine gel. Zaten hastayım. Hayallerim hiç olmadı. İstediğim her şey dışarı... Olmaz zaten, lüzumsuz hayal kuruyorsun. Ben hayal kurmam, sadece yaparım. Hayır, yap. Evet arkadaşlar, figürdeki detayları gördünüz. İşçiliği, yaratıcılığı değerlendirin. Rengi, kombine kaç puan veriyorsunuz, partilerinizle konuşun. Tartışın bunu, anlaşın, puanı yazın. Bayıldım. Allah'ım ya, çok kızgın oldum ya. Saç makyaj çok güzel. Nesini beğenmesin? Saçı mı? Makyajı güzel. Saç olsaydı kış kadını... Bir kere. Tamam. Olsaydı. Boş ver, saçı zaten yapamamış da şey... Kış dudaklara gelince biz dudağın içine figür yapacaktık. O dışında böyle yengeç açılmış, kolaya kaçmış bence. Ayşegül'cüğüm, nasıl olmuş yengeç? Ben çok beğendim. Yani ağzını açıp böyle bizi yiyecekmiş gibi ama güzel. Yani kıskaçlarını böyle yaptığında daha böyle oluyor. Sanki yürüyormuş gibi. Hatta şöyle yaparsa o yengeç yürüyebilir. Bak yürüyor. Şaka bir yana Apo, öncelikle gerçekten sana teşekkür ederim. Yani öncelikle güzel bir makyaj yapıyorsun. Sonra konsept neyse onu yapıyorsun. Bundan dolayı seni tebrik ediyorum. Bir erkek olarak, bir makyör olarak... bu kadar temiz çalışmanı da tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Çok güzel bir makyaj görüyorum. Saçı da çok beğendim. Komple zaten çok güzel. Ya bu kadar rugan rugan sevmezdim ama böyle takım olunca ve göbek ve bacak açık olunca harika, böyle gözümüzü alamadık modelinizden. Siz de çok güzel taşıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Tebrikler. Adam ve renk yakışmış mı? Doğru rengi tercih etmiş mi? Nasıl bir uygulama olmuş? Öncelikle modeliniz hangi mevsim kadını? Kış kadını. Evet, doğru. Kış kadını. Gerçekten kış kadınında kullanılması gereken renklerden bir tanesi bu şarap kızılı. Biraz daha beklemeye ihtiyacı vardı sadece rengin. Çünkü bu ten rengine sahip kadınlar da ne renk kullanırlarsa kullansınlar, mutlaka mavi tonu barındırması lazım. Kırmızının içinde de mavi var. Eğer mavi olmazsa turuncuya, oranja gider. Doğru bir tonlama olmuş. Elinize sağlık. Demek ki siyah saçlarda da, kaynak saçlarda da güzel işler yapılabiliyor. Tebrik ederim. Teşekkürler hocam. Ne oldu Muammer Bey? Sevmediniz mi? Ay, bu hafta ben bu masaya hep gireyim gireyim diye bakıyorum, uçayım.
ağzıma geleni söyleyeyim, bir şey fırlatayım. Ondan sonra bu kız işte onlara çok yardımcı oldu. Yani şu eteğin yırtmaçında biraz zayıf ayak olsa kötü durur. Biraz daha dolgun ayak olsa kendini yarar o. Yani bacak bile o kadar kavisinde güzel şık duruyor ki dekoltesinde eteğin. Çok hoşuma gitti. Zaten ben iki parçaları böyle seviyorum. Ya kendi olacak ya da pes bir şey olacak üst tarafta. Makyaj zaten gerçekten efsane olmuş. Bana da bir öpücük at. Evet. Saç gerçekten, saçı da beğendim. Stiletto tarzı ayakkabının olması da güzel. Gerçi buna rugan bantlı açıkta kullanabilirsiniz ama stiletto da hoş. Tebrik ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Öf. Puanı. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Tebrikler. Tuba, sen nasıl buldun? Duygu, bugün fırtına gözlüğümü hak ettin. Böyle podyumda fırtına estirdin bence. Çok beğendim. Yani tabii bacak boyundan ve bacağının güzelliğinden dolayı bu elbisenin, bu yırtma, bu eteğin yırtmacı çok yakışmış. Hatta Apo, senden şu bacak yırtmacının altına şöyle bir jartiyer görüntüsü veren bir çizim de beklerdim yani. O kadar güzel görünüyor ki. Ve makyaj çok güzel. Saçı da çok beğendim. Duygucuğum, çok başarılı, çok iyi taşıyorsun her şeyden önce. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. 5555 oldu. Evet, haftanın finali için iddialı oldun. Neden üzgünsün? Gideceğim. Aa, tekrar gelmeyi de düşünüyormuşsun. Yarışmacı olarak bu sefer ekibimiz bunu değerlendirecektir. Şimdilik biraz kuliste. İyi misin? Aa. Söylüyorum sadece. Duygu, bak bu seni mutlu etsin. 5555. Teşekkür ederim. Oo. Hepinizi çok sevdim. Nasıl geçti burada haftan? Demek çok güzel geçti. Çok güzeldi. Daha geçmedin. Biraz sonra tekrar buradasın. Senin için en unutulmaz an neydi burada? Yani keyif aldım. Çok eğlenceliydi, güzeldi, samimiydi. Her şey çok güzeldi. Renkliydi. İstediğim gibi oldu. Her şey çok iyi. Tüm ekip çalışanlarına, jüri üyelerine, arkadaşlara, bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Burada nasıl kendiliğinden akıveriyor her şey. Evet, hızlıca evet. Geçiyor zaman gerçekten değil mi? Öyle, evet, gerçekten çok çabuk geçti. Biraz daha kuliste arkadaşlarımla durursam tekrar alacağız. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Çetin ve Fatma'nın modeli Gizem gelsin. Kapansın, Gizem kendine baksın. Gel. Nasılsın? Öncelikle sağlığın nasıl oldu? Biraz daha iyiyim. Toparlandım. Daha iyiyim. Kendini görünce nasıl hissettin? Kendimi görünce çok yorum yapmak istemiyorum ya. Yani makyajım tamam, okey, hani konsepte uygun ama saçım hakkında gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Olur mu, saç senin, sen kullanacaksın. Evet, onlar... Yani bu saç nasıl kullanılacak bilmiyorum. Şuralara bakarsanız bulaşık teli gibi oldu. Hiçbir farkı yok bulaşık telinden. Bulaşık teli diyor yani, kırışık bir şey. Tel gibi oldu. Yandı yandı yani. Yandı. Pazartesi günü aramıza nasıl katıldığını hatırlayalım. Evet arkadaşlar, bir de yakından bakın lütfen. Değerlendirin. Müzik.
Fatma abla. Hasta hasta makyaj yapmışsın, saç yapamamışlar. Valla İsmihan bile o siyah saçı bir renklendirmiş, bir şeye benzetmiş. Partilerinizi, saçı, makyajı, kombini tartışın, anlaşın, puanı yazın. Benim artık söyleyeceğim bir şey yok. Biz buraya kaç vermiştik canım? Bir. Vallahi kadın hastaydı Hayat. Ne yapalım bak, ya? Bak bir şey diyeyim mi? İkisi de cilt tipine göre, rengine göre yapmadı. Aslında sonbahar kadını ya, direkt o renkler. Evet, renk aldı da yani makyajda gerçekten çok hasta. Eğer hasta olmadı, yani hasta olduğu halde böyle yapıyorsa, hasta olmadı daha güzel yapacaktı bence. Ay kıyamam ya Fatma ablama. Hayır, aa, kötü olmuş. Kıyamam. Abla gerçekten kötü. Kıyamam ama hasta abla yapmaya çalıştı ama rezalet. Ama çok kötü. Ama rezalet abi, yani. Abi saç da kötü yani, gerçekten olmadı. Bugün birimi oraya kullanmak istiyorum. Dün 5 vermiştim Fatma ablaya, kıyamamıştım. Ama artık bir yerde iş çıkıyor. Sonuçta burada yarışıyoruz. Bence yani. De ver. Verdim bile. Adam beni nasıl olmuş, renk çalışması nasıl değerlendireceksiniz, puanlayacaksınız? Biliyorsunuz bugün mevsimine göre renkler istemiştim. Çetinciğim senin modelinin mevsimi ne? Sonbahardı hocam. Sorduğunu da söyledim. Sonbahar mı? Siz... Sonbahar. Peki ilkbahar, şey pardon, sonbahar kadınına yakışan renkler neler? Daha soğuk olması lazımdı. Çünkü zaman yetmedi. 10 dakikada boyu döktüm ve yıkadım. Zamansızlıktan rengi tam manasıyla almadı. Bunun mevsimi yok belki. Sonbahar kadına daha sıcak renkler yakışır. Yok, mevsim göremiyor. Daha sıcak renkler yakışır. Almadı işte. Ara renk, ama ara sen diyorsun almadı. Ki daha soğuk yok olmalıydı diyorsun. Evet. Almadı diyorsun. Sonbahar kadına daha sıcak renkler yakışır. Sonbahar dendiği zaman hakikaten sonbahar renklerini düşünün. Yani doğada nasıl renkler sararıyor, kahveleşiyor. O tonlar olması lazım. Şu anda hava soğuyor. Şeyler değil. Yapraklar soğumuyor. Yapraklar soğumuyor. Renkler daha böyle toprak tonları, bakır tonları, ağaç tonları, sıcak kremik tonları, bunlar olması lazım. Şu uçlarda neredeyse yeşile doğru giden bir platin bir renk var. Sanırsın ki modeli gitmiş, teyzesi yerine gelmiş. Hiç bence olmadı. Bu mevsimleri bir an önce öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Atma Çetin, atma. Taner'cim geliyoruz. Halay çekmeye başlayalım, geliyoruz. Geliyoruz Taner'cim. Geliyoruz, bak kalktım ayağa. Canlandım. Geliyoruz. Sen mendili hazırladın mı? Ben hazırladım. Sen devreye geç. Ben hazırladım. Artık geç. Vallahi burası bir sessiz. Kız koalisyon da işe yaramadı Fatma abla. Ben gidiyor. Ben çantayı topladım be. Ben çantamı bile topladım. Seni yollasalar ne iyi olacak? Vallahi işte billahi yap. Nasıl olur biliyor musun? Nerede? İnşallah. Peki bakalım Ayşegül makyajı nasıl yorumlayacak? Makyaj güzel olabilir. Makyaj güzel olabilirdi. Yani iki tane nazar boncuğu yapmışsın. Hani Allah rızası için bütün dudaklara nazar boncuğu yapsaydın. Halim okeydi. Yok hocam, gerçekten çıktım, bırak. İki tane dedim yapayım boncuk, tamam. Yani ölüyordum, çıktım vallahi. Yok ölmüyordun, gazdan kimse ölmez Fatma, şimdi abartma. ben ama yine de hani çabasını takdir ediyorum yani, çok hastaydı, geçmiş olsun diliyorum yani, şakayla başladım ama. Kirpik takması falan hoşuma gitti. Ama tabii çok kötü bir makyaj var. Yani iki tane şurada nazar boncuğu var. O eyeliner rujunu, beyaz ruju herkes yaptı ya, iki kişi de beyaz kullandı. Onu biraz daha dışarı taşırıp dudağı büyütmesi gerekiyordu. Birkaç tane de nazar boncuğu fazladan yapsaydı onu güzel yapıyordu olabilirdi. Onu dudağı yapıyordum, baktım ki tartışıyoruz. Dedim ki ya oraya bir demoda örgü örmüş hocam, göreydiniz. Komple giderdik. Daha şu an kalma riskimiz var ya. Örgünün bir modern bir havası yok. Buradan Fatma, almış çocuk bitmemiş gibi bir örgü için nasıl ya, yorum yapıyorsun bir, sen ya? Bağlamıştım, daha neyi bitecek? Hayır, gidip geldikten sonra... Örgüyü de düzeltecektim diye, her şeyi düzeltecektim ya, diye. Kardeşim, vallahi beni çıldırtıyorsun ya.
Ben senin makyajını bozuyor muyum? Ben senin makyajına el atıyor muyum? Atma benim saçıma el. Fatma tam bir felaket, felaket. Süngeri eline alınca kopar kıyamet, kıyamet. Yarattı stüdyoda zelzele. Bunun şarkı yapmışlar biliyorsun değil mi? Aa, gerçekten mi? Kaybettik bu modeli biz yine. Ah felaket felaket. Felaket şarkısını Fatma'ya yapmışlar hatta. Bence de insanlar korksun zaten. Tabii ki felaketim. Bacak bacak üzerine zaten atınca. Zaten hastayım. Bugün böyle rahat davran. O zaman ben puanımı vereyim Fatma. Puanım. Felaket. Yok artık. Üzülerek geçmiş olsun. Aa, Fatma gel. Fatma. Fatma. Hocam siz de hiç hasta dememişsiniz. Demek ki siz de sevmiyordunuz beni. Bak çıkıyor. Ya çok herkes. Konuşma. Gel ben buraya. Hasta halimle ne yapabilirdim? O kadar yapabilirdim. Fatma seni çok seviyorum ama burada ne hastalıklar gördük. Acayip makyajlar çıktı. Gel buraya. Gel. Hadi Taner gidiyoruz. Gel. Lan koalisyon zedeler geliyor. Koalisyon zedeler geliyor. Lan biz bu işi beceremiyoruz. Hadi bırakalım. Fatma koalisyon birden yok. Sonra anladım ki ben yok. Gideyim sen de arkama. Hadi aynen, hadi. 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 Koalisyon zedeler. Fatma da seni Özlem yaktı Özlem. Yok yok yine bizim puanımız eş düşer. İkimiz de kalırız. İyileştiniz mi bakıyorum? Ay. Ne zaman sen geldin kadın seninle koalisyon yaptı. Ay kadın moral gidiyor. Bırakmadılar bunlar beni yediler böyle vampir gibi. Ay enerjiniz düşük. Böyle mıyım mıyım. Yo enerjimiz mıyım. Çok güzel. Hadi ben yapamadım. Senin 40 yılda bir modelin şey çıktı burada 2 metre çıktı. Şansın yaver Fatma gitti. Fatma abla iyileşmişsin. Fatma abla bugüne kadar çayır güzeli gibi çıkarıyordun buraya. Keşke biri daha önce verseydin. Sonra sesi çıktı. Ama Fatma bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi kombin yapmışsın. Onu unuttum söylemeyi belirtiyorum. Gerçekten bu konuda iyisin. Benim Amer hocam koruyacağını bildiğim için rahatım zaten. oradan evet. Rahatım zaten. Evet o zaman Muammer Bey'in yorumunu alalım. Ben çok beğendim. Ayakkabıyı, elbiseyi, saçı, makyajı. Gerçekten çok beğendim. Çok da geçmiş olsun. Ama şunu da söyleyeceğim puanından birlikte. Güle güle sana. Ya sizden beş aldım ya. Gitsen yolun ne olur. Açık olsun. Gitsen ne olur. Sizden beş aldım ya. Güle güle ya, sana. Gitsen ne olur. Seni tanrım korusun. Bu adamla buraya evet. Kadar gelmişim. Çok bile bana şey verin madalya verin. Yani... Ben bu kadar şeye, bu kadar bu puanlar falan filan artık o kadar aleni ki ekranda da görülecek. Hani hem sevgimi belli edeyim dedim sana puanımdan. Sana olan aşkım ve sevgim hiç bitmeyecek benim. Ama bu şarkıyı da söylemeden edemedim. Evet. Ayakta duramıyorum da biraz hızlandıralım mı? Tabii gel otur. Gel. Otur. Fenalaştı mı? Fenalaşın bakalım. Tuba'cığım modelimiz biraz kendini rahatsız hissediyor. Hızlıca evet, çok merak ediyoruz puanını alırsak. Öncelikle çok geçmiş olsun. Yalnız ben sizin en çok pes etmeyişinizi seviyorum. Yok, o yok bende. Pes etmek yok. Yok. Zaten şunu da çok iyi gördük ki burada. Maşallah siz olmadığınız zaman stüdyo bayağı sessizmiş. Bakın kendinize bir geldiniz bayağı halaylar, şarkılar falan. Sesiniz yükseldi iyi oldu. Millet ayakta uyuyor otel parası vermiyor şunlar hele. Ayakta uyuyor otel parası vermiyorlar. Sen bizim göz bebeğimizsin. Arkadaşlar modelimiz biraz kendini rahatsız hissediyor. İzninizle hızlı bir şekilde Tuba Hanım'ın puanını almalıyız. Eğer makyöz olmasaydınız belki iyi bir modacı olabilirdiniz. Zevklisiniz çünkü. Kolyenizi çıkarır mısınız? Evet. Bu elbise kolyesiz çok daha iyi. Sadece bir küpe yeterli olur. Küpe bulamadım ki. Çünkü rugan elbiselerde özellikle düz bir parçaysa ve bütün bedeni sarıyorsa zaten parlak olduğu için hemen üstünü kapatacak. O tür demir zincirlere hiç gerek yok. Sadece bir küpeyle kombine edebilirsiniz. Ama çorap giydirmeniz, stilettoyu ayağına takmanız şahane olmuş. Fakat nazar boncuğu çok severim de ben orada bir nazarlık göremedim. Değdi zaten bana nazar değdi Tuba Hanım nasıl yapayım?
Evet, nazar değdiği için ben de size bugün 4 veriyorum. Teşekkür ederim. Sen biraz kuliste bekle, rahatsızsın. Belli ki burası devam edecek. Son olarak Hayat ve Özlem'in modeli Elif gelsin. Zombiler var ya, zombi gibi. Var ya, beni öldürecek. Bu kız beni öldürecek. Cengelli iğneleri görmeseydim iyiydi. Cengelli iğne gerek yok. Üzerindeki bence çöp torbası. Ayna kapansın, Elif kendine baksın. Saç rengim çok değişik olmuş. İlk defa koyu tonlar kullanıyorum. Ten rengime uymuş yani. Yakıştı. Mükemmel, evet. Beğendin mi? Evet. Yumurta. Aha. Aa, göndermeye bak. Yumurta. Rafa'dan mı? Hayır, sen yumurta götürmedin mi bugün? Özlem ne yapacağını bilememiş. Bakmış masada yumurta var, ha demiş bunu buraya çizeyim. Ha, evet öyle. Ha, yani karar veremedi. Aklına bir şey geldi. Onda. O yumurtanın renkleriyle ve yumurtayla bir şey var. Alıp veremediği var. Yumurta seviyorlar ekipçek. Çok esprilisin. Bugün canımsın. Size yumurta hediye geldi. O yüzden mi çizdin yumurtaları? Ben görmedim yumurtayı. Ben arkaya almıştım. Ha, ben görmedim. Hayatın saçından görmüşsündür bir tane. Ay bu model niye uyuyor? Ay ablacığım, elin kolun böyle havalıdır. Böyle, vallahi uyuyorsun ya. Bir enerjimi çaldın. Beni. Sen benim enerjimi Hayır, çaldın. Hayır, neden uyuyayım? Şöyle bir canlı canlı genç kızsın sen ya. Uyumuyorum. Ay ben bunların yaşındayken etrafımda dönüyor zannediyordum dünyaya. Vallahi bir canlı durun, canlı bak böyle. Gayet canlıyım bence. Dünya hala bir etrafında Fatma'la. Peki, kıyafeti kim seçti? Hayat. Hayat mı Özlem? Hayat seçti. Peki. Pazartesi günü aramıza nasıl katıldın hatırlayalım. Bir canlanmış ama sanki Fatma Hanım, bu renkle ne diyorsun? Ya Özlem, o kadar iyi, hepsi iyi bir sanat var ama ruh, enerji gelmiyor. Canlanıyor tabii ki. Bir de yakından baksın bakalım nasıl tamam. Gelecek. Evet, bence de bir yakından bak. Arkadaşlar, rengi, işçiliği, yeteneği, her şeyi partnerinize değerlendirin. Anlaşın, puanı yazın. Dudak makyajını beğendim. Yani... Ben de saçı beğendim. Rengi güzel ama strateji. Yani sen beğenmedin mi? Güzel. Güzel. Şu an güzel olan tek şey saç rengi. Renk güzel olmuş. Yani hataları var. Hayat geçiş yapmayı bilmiyor zaten. Saçta geçiş diye bir şey bilmiyor. İz bırakıyor. Ama şey, doğru rengi kullanmış. Zaten en düşük puanımızı kullandık. Ne yapalım ya? İki verelim onlara da, gitmesinler bunlar. Evet, bakalım jürimiz nasıl buldu? Adnan Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz saçı? Hayat, senin modelin hangi mevsimi kadını? İlkbahar. İlkbahar renkleri bunlar. Sonbahar. Sonbahar.
neden sonbahar yaptı, ilkbahar olduğunu biliyorsun. İkisi de sıcak gruptan olduğu için bugün ilkbahar modelime sonbahar saçı yaptım. Çünkü hem bu senenin en trend saçı sıcak çikolatalar, bakır sıcak sarılar olduğu için farklılığı görün istedim. O yüzden bu tonları kullandım. İyi, eline sağlık çünkü doğru bir şey yapmışsın. Şeyde eğer ki açık renkli... Terledim. Bilgilerim böyle gidip geliyor şu anda. Niye soruyorum? Burada bilginin akması için soruyorum. Doğru bir şey. Biraz bakırlıkları daha fazla görsek çok daha iyi olurdu. Aynı grupta insanlar, yani sonbahar grubuyla ilkbahar grubu aynı grupta olduğu için birbirlerinin renklerini kullanabilirler. Kış ve yaz da aynı şekilde. Biri açık, biri koyu. Bir, evet. Yani soğuk gruptakiler de birbirlerinin renklerini kullanabilirler. İyi ki de böyle yaptın çünkü yüzünü daha iyi gösterdi. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Ayşegül, makyaj nasıl? Makyaj güzel. Yumurtaları kırmış. Sadece şey istedim makyajda. Yani o sarının etrafına, şu yumurtaların etrafına geçtiğin o siyah kontürden geçseydi dudağı daha iyi vurgulayabilirdi. Hem üstündeki siyah ruganla daha çok yakışırdı. Sarı olduğu için teni de beş sarı modelinin. Dolayısıyla çok fazla onu göremiyoruz yani uzaktan. Yani gözaltı bir tık daha aydınlık olsa daha güzel olurdu ama güzel makyaj. Üstündeki kıyafet korkunç. Çöp torbasını dikmişsiniz gibi. Vallahi içeride diktiniz sandım. Hani siyah çöp poşetleri vardır ya. Hayır ama bunu kendileri tasarlamış sandım, o kadar şey. Ayağındaki ayakkabıyı da sevmedim ama makyajı güzel. Eline sağlık. Peki Tuğba, seçtikleri kıyafeti beğendin mi? Özlem sahanda yumurtayı kırmış, yumurtanın kabuklarını da çöp torbasına atmış. Yani inanılır gibi değilsiniz kızlar ya. Bu elbise bu vücutta hiç olmuş mu ki? Siz çengelli iğnelerle falan bir şeyler yapmışsınız. Biye mi yaptınız oraya? Neler yaptık buradan, Üzgüler mi yaptınız? Bayağı... Uyduramadık ona. Bu yok, hafta bir de... Bakın bir de ne var? Beli çok yüksek etek kısmının ve çizgi ta nerede? Halbuki bu bel çizgisi ama... göğsün altında duruyor ve buradan göğsü de kasmış durumda. Omzun altına baktığınız zaman da zaten ta boyuna kadar şu çizgi çıkmış oluyor. Yani hiçbir şekilde bu vücut proporsiyonuna uygun bir elbise değil. Makyajını da çok beğendim. Sahanda yumurta yemek istedi canım. Sizi seviyorum. Buna da şükür. Ve haftanın finalinin son yorumu, son puanı. Bakalım Muammer Ketenci ne diyecek? Efendim, her elbisenin bir vücut dili vardır. O vücut dilini giyen kişi bilmesi gerekiyor. Yani benim vücudumun anlatımı bu elbisedir diye. İşte her zaman kadınlara aynada kendilerini tanımasını istiyorum. Zaten bu elbise, bu vücut dilinin bir elbisesi asla değil. Hani bana sakın sorma Gözde, bunun altına giyse ne olur falan diye. Altındakine de bir şey olmaz, üstündekine de bir şey olmaz. Onun için çocuklarım özür diliyorum. Yoksa saç makyaj bayıldım, çok güzel. Ama gerisi fiyasko. Teşekkürler. Biraz kuliste bekler misin? En gergin, tansiyonu en yüksek anlara geldi sıra. Efendim haftanın finalinde bir takım 10 bin lirayı kazanacak, bir takım veda edecek ya. Jüri puanlarını verdi. Fakat rakipler birbirine kaç puan verdi henüz bilmiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Hesaplaşacaklar, yüzleşecekler. Bakalım haftanın kazananı, kaybedeni kim olacak? Yüzleşme az sonra. Evet arkadaşlar, Taner ve Aslı'ya kaç puan verdiğiniz görelim. Buyurun yüzleşin. Sormayacağım çünkü iki vermişler. Kaç verdin? Döndür bakayım, döndür. Hayır.
koalisyon merak etme bozulmamış Fatma Bey, onlar da iki vermiş. Ne diyorsunuz? Teşekkür ediyoruz, en azından bir vermemişler. İki vermişler. Çünkü gözden veremezler, dün bir verdiler. Dün bir verdikleri için mecbur bugün iki verecekler. Yüreğim kaldırmıyor artık. Ne diyeyim şimdi sana değil mi hayat? Ne diyeyim şimdi Fatma abla? Benimki de kaldırmıyor. Fatma abla zaten hasta, onu uğraştırmayayım. Ama Taner, şimdi ben bu saça nasıl bir puan verebilirdim? Bu saça nasıl bir puan verebilirdim? Bu da Aslı'ya verdiğim puan. Veren de vermeyen de sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Tekrar elinize sağlık. Peki neden beş verdiklerini sormayacak mısın bu durumda? Taner, bizimle niye hiç kavga etmiyorsunuz ya? He? Bizimle niye kavga etmiyorsunuz? Az kavga edeyim seninle. Taner, bugün saçı boyayamadın. Bu ne? Yani bu ne? Şey, sen bu ne ya? Karşımıza ne, tamam, diye çıkardın? Niye beş verdin? Niye beş verdin? Bir şey söyleyeyim mi? Makyaja verdik. Bugün bu stüdyoda Apo'dan sonra yapılan en başarılı dudak Aslı'nınkiydi. Ama Apo'dan sonra. Teşekkür ederim. Evet, sormuyorsunuz anladığım kadarıyla. Zaten. Ya hani ne bu ya? Bunu bana bir açıkla. Evet, bu ne ya? Ya o saça laf söylüyor. Beş vermiş. Ben de sana soruyorum. Onu bu ne? Bırak saçı, bu ne? Onu ismi verdi. Hayır, ben verdim. Yazar mısın? Yazar. Abi bak, onu yazarım. O kıza verdi sana. Bir şey değil söyleyeceğim ya. Bak, söylüyorum. Bu ne kepazeli? Yazıklar olsun ikinize de. İsmihan, yumurta kır. Ne? Taner, yumurta kır ona da. Ona yumurta kırmayacağım. Ona pazartesi günü gelirken böyle hafif solmuş bir yeşil şemali getireceğim. Demedim mi sen tersine kalkmışsın bugün diye? Sana patlıyorum. Taner, bugün saç yapamadın ama Aslı puanı sonuna kadar aslında hak etti. Aslında Aslı yengeç çizseydi şey mavi yengeç açık olurdu. Açık beni söylemek gerekirse model çok zorluk çektirdi. Bir gel gitli model. Öyle olunca biz oradan da puan vermek istedik. Çünkü modeli bu hafta bir inanılmaz şey zorladı ya, onları. Oraya olunca mağdur, bize olunca yapamıyor. Hayır, zaten makyajı çok iyiydi zaten. Sizden de daha iyiydi. Çünkü ben saçın dibine sprey sıkmış mıydın? Evet canım, sıktım. Sen de onu mu araştırıyorsun? Hayır, hayır. Allah Allah. Sıkmadım dedin ya. Sıkmış takma. Kendi şurayı boyayamadı. Abi de sprey sıktı diye birine çamur atacaksın. Çamur? Sıktım. Az evvel yalan söyledi, onu söylüyorum. Sana ne? Az evvel yalan söyledi. Yok, yalan söylemedim. Hayır, sadece uçlarına sıktım dedin. Dip spreyi yaptım. Sanki sen hiç yalan söylemiyorsun Çetin. Dip spreyi yaptım. Söyledi sen ne olmaz, sanki sen hiç yalan söylemiyorsun. Hey, doğru, aynı Fatma. Fatma, vurma mı onu bir sana? Fatma, ya bırak. Ben spreyi sıkıyorum. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Hazırlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anca beraber, anca beraber. Aynen canım. Bunu yollarsanız ben veriyorum böyle. Ben eğer elenirsem bugün seneye Fatma ablayla katılmak istiyorum. Ah, Allah'ın belanı verdi. Seni sattı. Taner, gerçekten artık kafana bir şey fırlatıyorum ya. Sen de Çetin abiyle çay içeceksin. Ne diyorsun Aslı bu işe? Hangi işe Gözde Hanım? İki dakikada satıldın. Ay, Aslı şov yaptı ama şey, Taner şov yaptı şu an. Ağzından çıktı, bence Taner'in her şakasında bir gerçek payı var. Neden biliyor musun? Bayağı geliştirdi kendini. Taner, ne diyorsun sen ya? Bayağı geliştirdi çünkü özellikle o kirpikleri vardı ya, ona bayıldı. İlk defa güzel bir kirpik takmıştı. Şey var ya, şu kelebek konmuştu. Size bir şey söyleyeyim mi Gözde abla? Fatma ablayla Taner katılsınlar, onları hiçbir masa eleyemez. Yok canım, birinci haftada nelerler. Vallahi İki eleyemezler. İki masa birleşti, koalisyonu yürütemiyoruz. İkisi de iş yapamıyor. Aa. Fatma yapıyor da Taner yapıyor. Birileri hastalığımdan faydalanıyor. Evet. Evet. Bugün sen bence iyi yapmadın. Kendine gel. Hasta olmasaydı var. Ötürürdü buraya. Abi dili dışarıda, hasta ama. Peki. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben gerçekten o kadar güvendim ama bu haftadan... Canım, sen de bizi çok zorladın. Yok, ben size bir şey yani, konuşmadım daha. Zorladın ya. Ben hayatımda hiçbir modelimde gerçekten bu kadar sorun yaşamadım. Bak, saygısızlık yaşamadım. Yapmışsın, rujunu silip gelmişsin bile şuraya. Ağladım. Kirpikim de çıktı tekrardan, ben kendim zorlamadı. Taktım. Zorlamadı. Gözünü aç diyorum, zorladım. Kapatıyor. Kapat diyorum, açıyor. Aşağı bak diyorum, yukarı bakıyor. Yukarı bak diyorum, aşağı bakıyor. Peki, Aslı, bir dinleyelim. Ben gerçekten yani Hayat ablayla üzüm... Yani yaptıklarını daha çok beğendim. Çünkü model olarak rahat bıraktılar. Dinlediler. Aa, Özlem'i daha çok beğendim. Şöyle diyor. Özlem'e bak. Özlem'e bak. Nasıl kamerayı. Canım, ne yapacaksın? Hayaller Özlem, hayatlar Aslı. Gelmeseydin o zaman, saçını da kestirmiyordun. Hiç bak, gelmeseydin. Arkada bize ne dedi? Ne dedi bize arkada? Ben işte sizin isminizi yazacaktım. Çok istiyordum bilmem ne ama evet, sonra yazmadım bak, falan dedi. Sonra işte yazmadım. Yoksa sizi ya çok Ya sen istiyordun. Gerçekten buraya niye geldin? Sen hiç kimseyle geçinemezsin. Sen dışarıda herkese neler yaptığını da biliyorum. Bak, hayatlar özlemlere yapsak gelseydi bu model çok iyi olurdu. Ben onlara ilgili bir şey demedim. Sadece dedim yani. Peki, ben onlara teşekkürler. Güvendim ama orada olmak Umarız istedim. Bizi keyifle hatırlarsın. Tabii.
Aşkım bir daha katıl gel. Sen de durumdan fırsat şey yapma, fırsatçılık yapma. Sus be sen de hemen dalma. En azından hatıra olacak kalacak. Ah ne güzel. Ondan sonra ama bir daha... Gelmek istiyorsun. Tekrar gel. Ay bir daha gelirsen kime düşersen Allah sabır versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gel bana gel. Bana ben daha buradayım. Peki. Bana gel. Hoşça kal. Buyurun. İsmihan ve Abdullah'a kaç puan verdiniz görelim. Gözün kör olsun Fatma abla. Fatma ne? Abla hasta hasta koalisyon mu yapıyorsun sen hala? Kız koalisyon sen de gaz yaptı bak atamadın. Can çıkar huy çıkmaz. Niye be bana haksızlık yapıyorsun? Dışarıda bir de diyorsun bana haksızlık yapıyorsunuz diye. Sen herkese yapıyorsun haksızlık. Sus be cevap ver. Sana o biri sana verdi zaten. Neden? Niye beş aldı? Arkadaş çok güzel oldu diye. Aa, makyajı çok güzel oldu diye bir mi verdin Fatma abla? Fatma abla gerçek duygularını yo, alabilir saça miyim? Saça verdim. O siyah saçı bir şeye benzetmişsin. Sana verdim. Bir ben mi? Ne yapmışım peki? Sana hiçbir şey. Niye? Yok. Evet size soruyoruz. Neden Özlem? Bir verdin Özlem? Neden bir verdim? Çünkü bu modele ne yaparsan güzel oluyor. O yüzden senin bir fonksiyonun yok yani. Geçen hafta da sizin modeliniz kendi kıyafetini bile evden getiriyordu. Ne yapsanız güzel oluyordu. Fonksiyonu benle mi ölçüyorsun? Benim fonksiyonuma bak orada. Sen ne yaparsan çizgi çiziyorsun. Dün çizdin güzel oldu. Hata. Bizim modelimiz hata. Çok güzel bir kadın evet. Bende vizyon var sus bir dakika. Ama biz de buna kendi bilgimizi, vizyonumuzu, becerimizi, sanatımızı kattık. Daha güzel oldu. Kıskanıyorsunuz. Sen ona çok hiçbir şey yapmasan da hemen güzel. Hemen simsiyah ol tamam mı? Buraya bir şey katmana gerek yok ki. Çok kıskançsınız. Ağzını da sil hemen. Ay, ben onu çok Özlem. Kıskandım. Çok güzel. Bak ben bu kadını kıskanırım. Ama seni asla kıskanmam. Benim sanatımı kıskanıyorsun zaten. Gerçi benim senden daha genç, başarılı ve güzel oluşumu da kıskanıyorsun. Ayrı bir mesele de. Neyse prim vermeyelim o masaya daha teşekkür fazla. Taner'cim sen niye beş verdin? Ananızın sütü gibi helal olsun. Canım. Taner. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Bu yengeç ne? Bu yengeç ne? Kışın yengeç mi olur? Ya kışı yazın mı var bunun? Yengeç yazın olur. Yaz kadın olur değil mi? Ay Taner. Bu ne? Ben, tamam hadi bir şey söyleyeceğim. Sanki kızın ağzına ciğer yapıştırmışsın. Ben hadi konseptli söyleyeyim. Sen felaket yaptın Allah'ını o saçı. Allah'ını seversen bu yengeç. Rezaletti saçın Taner. Bu yengeç bunu olmuş mu? Bir de dibine spreyi sıkmışsın. Ben böyle bir saç hayatımda niye görmedim. Niye beş rezalet? Evet sizinle bu hafta çok güzeldi. Ekibiniz yarışmacı olarak katılma isteğinizi de değerlendirecektir. Keyifli hatırlayın. Yeni saçınızı güzel günlerde kullanın. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Duygucuğum teşekkürler bir tanem her şey için. Çetin ve Fatma'ya kaç puan verdiniz görelim. Başla halayın başına. Kız ona niye söylüyorsun? Bana söyleyeceksin. Ayakları geç. Ayakları geç. Tertemiz bahane. Bana Aslı dedi ki... Bak kaptım ayağı yine. Patlıyor. Balonu patlat önce. Balonu patlat. Aslı geçti. Ben sana dedi 4 vereceğim. 5 veremesen bile yüksek puan vereceğim. Ya puan dileniyor. Ama Fatma düşer mi? Düşmez. Ya ben senin gibileri var ya şuradan bakınca kumaşından kaftan mı olur, gecelik mi olur çıkarırım biliyor musun? Fatma abla, Fatma abla. Bak hala aynı şeyi yapıyorsun. Fatma da aynı serviste gittik. Bize ne dediğini de söylemeyeyim istersen. Sus. Otur geri. Taner'in ne, servisten ne konuştuğunu söylemesini ister misin? Ne konuştun? Ne konuştun? Uzatmayın, uzatmayın. Suyunu çıkarma. Hadi hayır, hadi. Bak. Fatma abla R'de şu an. Fatma abla R'de.
Özlem, Fatma abla dedi ki, Özlem dedi bana puanda bir yanlış yapsın hemen ben de ona bir vereceğim dedi. Demedi, koalisyon yaptığınızı dün Fatma abla bize itiraf etti. Biz Özlem. Koalisyon yapmıyoruz. Gerçekten hiçbir zaman birbirimizden Taner, puan istemedik. Söyler misin canım? Şu an Fatma abla hesaplıyor, dudaklarını oynatıyor. Şu an puanları hesaplıyor. Evet, dinliyoruz. Fatma abla makyajı inanılmaz kötü. Nazar boncuğu diye bize mavi yuvarlakları yutturmaya çalıştı. Kirpikler havada, biri sağda solda. Kız korku tünelinden çıkmış gibi. Saça zaten hiç yorum bile yapamıyorum. Dudağım uçuklayacak. O saça yorum yapamazsın. Hadi çünkü abi. Mankenim hem hastaydı hem sıkıntılıydı. Yarım saat dışarıdaydı kızcağız. Çetin abi bak şöyle bir şey var. Mankenin hasta olmasa bile yanlış tonlar seçtin zaten. Yanlış tonlar değil hayatım. Sulandırma Esmen, beğenmedim de. Abi açıklayacağım. Tek tek. Hayır. Hayır. Sanki çok iyi bir kuaförsün. Çok iyi bir kuaförsün. Bak sen yakalamıyorsun. Bırak o saat 10 dakika renk almaz. Abicim bak. Yanlış saç boyadım, bu bir. Yanlış değil. O saç 10 dakikada renk almaz. Abi gerçekten o şırıngayla mırıngayla o işler olmuyor. Bırak. O şırıngayı da bırak sen. Başımıza ne geldi? Şu şırıngadan geldi. Ne zaman şırıngayı alsan? Hep... Ya bir sus ya, bir sus bana ya. Bana bak, sesini sakın yükseltme. Geçen yaptığını unutmadım. Sus. Sakın. Bak açıkla, geri geri de gidiyor, bak geri geri de gidiyor. O saç 10 dakikada boyandı ve hemen yıkanıldı. Tamam öf, beğenmedim. En az bir 20-25 dakika kalması lazım. Hadi uzatmayın. Lazım. Peki Taner ve Asya, bir sorunuz var mı? Onların fix puanı, neyini soracağım, tamam geçelim ya. Hayat ve Özlem de fixedi gibi geldi bana. Ya Hayat ve Özlem en azından benim emeğimi ve mücadeleme veriyorlar bu puanı. Evet, onlara gerçekten diyecek bir şeyim yok benim. Aa, koalisyon emeği. Umarız keyifle hatırlarsın bizleri. Yeni kesimli rengini güzel günlerde kullan. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Evet, Hayat ve Özlem'e kaç puan verdiğimiz görelim. Hayat, saçın gerçekten çok güzel olmuş. Normalde bu hafta hep Özlem seni dengeledi. Ama yemin ediyorum bugün sen saçınla makyajı yükselttin. Saç güzel olmuş. Ben hatta dün senin düşük puan vermedik, oraya da vermedik. En düşük puan kullanma hakkımız olmadı. Uzatma, uzatma. Fatma abla senle konuşmuyor. Ay lütfen. Böyle çok bilgili gibi uzatma. Ya. Çok saygısızlık yapıyorsun. Sen de soruyorsun Allah aşkına. O ne anlar? Senin saygısızlık tarzını yapıyorsun. Yeter ya, artık. İçimi mıy yeter, mıy Fatma mıy. Gel, yeter. Ya, senin de bu tavrı şey de yok. Beni kesti ya. Yeter sen, artık. Ben sana bir şey diyorum. Senin kuaförlüğün yok. 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 Seni ilgilendirmez. Sus. Yok. Sus. Sen kendi modelini savunuyorsun. Abi, kulaklarımı tırmalıyorsun ya. Hayat, en düşük puanımızı sizden yanında kullanabilirdik ama kullanmak istemedim. Çünkü saçın güzel, makyaja puan vermedik. Kombininiz kötüydü. 2-2 yani saçın hakkı 2 olduğu için 2 verdik. Neden, makyaj çok mu kötü? Makyaj kötü gerçekten. Bence yani çok güzel. Yani figürlü dudaklar, figürlü dudaklar ve ondan daha fazla işçilik var. Ay saçmalama. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun Özlem. Sen bir yere odaklı bir yani bir şeyin dudak konsepti gelince sadece dudağa yoğunlaşıp öteki neden her yeri bomboş ben bırakıyorsun. Ben mesela çok yoğun bir makyaj yapmak yok, istemedim. Yok göz makyajı, pembe simi basmışsın. Pembe ne kaşı boyuyorsun, ne gölge veriyorsun. Cevap verme Allah aşkına, ne kontürün iyi, ne allığın iyi. Teşekkürler. Böyle yalap şalap yapıp geçiyorsun her şeyi. Teşekkürler, uzatmıyorum. Evet, Taner Valsı'ya soracak mısınız? Tabii ki de soracağım. Günlerdir elinde almışsın benim fotoğrafı. Hayat'ın saçı, hayat bir şey anlamıyor. Bugün herkesten çok daha iyi, doğru saçı boyadım. İkramen de çok komikti. Saçın güzel olabilir sana göre. Ne yapayım? Çok kolay bir saç. Bunu 15 yaşındaki daha bir yıllık kuaföre versen o da aynı şekilde yapar. Sana yakıştıramadım sen ustalığına. Yapsana. Ustayım, sen ustayım yapsana. Diye, ustayım ustayım sen diye. Sen yapsana, 15 yaşındaki dinleyecek yapabiliyormuş misin? Ya. Yap dinleyecek sende. Misin? Dinlemeyeceğim. Yo, dinlemeyeceksen yorum mantıklı yapmayayım o zaman. Mantıklı yorum yap. O nasıl laf öyle ya? Dinleme. O zaman ben gözlerimi anlatayım. Olur mu? Taner inşallah kalırsın. Olur da mu? Pazartesi günü senin olur fotoğrafınla hiç şöyle bir dolaşırım. Etmiyor. Kalem gidin fark etmiyor, anladın mı? Aa evet, şimdi de o fotoğrafla gezdiriyorum. Büyüteceğim böyle boyum kadar. Genelde ben de elemanlarıma veriyorum bu tonlar gelince. Çünkü elemanın çok... yapar da sen dur, yapamazsın. Yap, işte sen yapamazsın. Sen yapamazsın. Sen bunu bile becerememişsin çünkü arada kaybolmuş tonların.
kesimini yine gizlemişsin. Anladın mı? Git yine, bak ya. Evet yine gizlemişsin. Ya. Arkadaki o kesimleri gördün mü sen? Gördüm. Ben orada fönlerken de baktım hatta. Hatta eğrilikler vardı. Onu da yine gizlemişsin. Onu da geçtim. Sanki kızın üstündeki işte kıyafeti bantlamışsın komple. Biz onu savunmuyoruz. Sen geç orayı. Bantla, yani genel olarak makyajın güzel. Ben ikiyi de zaten Aslı makyaja verdi. Ben sen genel olarak ters psikoloji yapıyorsun yani. Ya. Kendi kuaförlüğünü biraz, biraz sorgula bence. Biraz şey beklerdim senden. Farklı renkler. Sürekli, her renk geçen sürekli, hafta pembe kullandım. Sürekli durup her renk kullanıyorum. Bak sürekli durup durup orada. Ay yazık. Bir şey senin yapamadıklarını başka bir yapıyorum. Şey biraz senin fark, yapamadıklarını biraz farklı. Neden biliyor musun? Senin gibi farklı yılların yapacağım ama böyle dedi. Muhteşem bir saç çıkarırım. Yapsam da yapmasam da uğraşıyorum. Farklı şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Uğraşı ve saatlerce burada ben modelimle burada neler çektim. Boş sen uğraşıyorsun. Sen 10 dakikada yapmışsın. Boş uğraşıyorsun. Bütün masaları geziyorsun. Başka bildiğim bir şey yok. Böyle mi mutlu ettin kendini? Anladın bak, mı? En yüksek puanı aldım. O yüzden sen aldım. Gözümde usta değilsin. Usta olsaydın patlatırdım bu usta saçı. Usta değilim. Anladın? Ben profum. Ve çok kolay bir saç. Anladın mı? Evet. Başka bak, bildiğim bak, bir şey yok. Başka soru var mı arkadaşlar? Yok Gözden Hanım. Aslı, Aslı'nın yorumunu merak ediyorum. O bu alanda iyi olduğunu söylüyor. Yani beğendi mi benim makyajımı? Ellerine sağlık öncelikle. Dudağını sevdim ama göz makyajını, kaşlarını yo, falan... Yok benim için dudak önemliydi. Hiç, teşekkürler. Hiç beğenmedim. Dudağını da çevresini Ayşegül Hanım dediği gibi direkt benim de aklıma gelmişti. Siyah bir çerçeve bir yapsaydım. Bir tek çevre mi? Şuradan şuradan da bir kulp gibi bir şey çizseydin. Hani böyle tencerede, tavada gibi görünürdü. Ama ekstra ben gözünden, kaşından, cildinden kırdım. Yani figürleri beğendin Taner'in, yani. Evet, Taner'in dediği gibi. Teşekkürler. Tamam. Peki. Harika bir hafta geçirdik biz de seninle. Keyifle hatırla. Saçlarını güzel günlerde kullan. Hoşça teşekkür kal. Ederim. Evet, şimdi heyecan dolu anlara geldi sıra. Bu dört ekipten kim gidecek? Kim 10 bin lirayı kazanacak? Az sonra. 10 bin lirayı hak eden takım 133 puanla. İyi yarışlar. Kuaförüm sensin de bir haftanın finalinde daha sıra geldi sonuçları açıklamaya. Efendim biliyorsunuz bu dört takım 3 haftadır birlikte yarışıyorlar. Bakalım bugün kim gidecek, 10 bin lirayı kim kazanacak? Hep sonuncu olan, yani giden takımdan başlarım. Fakat bugün onu sona bırakmayı tercih ediyorum. Ve ilk 10 bin lirayı kazanan takımla, güzel haberle açalım diyorum sonuçları. Bu hafta toplamda 133 puanla birinciliği kazanan 10 bin lirayı hak eden takım birinci olan ve 10 bin liralık ödülü kazanan takım haftanın galibi İsmihan Abdullah. Bir haftayı görüşürüz. Buyurun. Evet, ne hissediyorsunuz? Mutluyuz tabii ki. Teşekkür ederim. Yorucu ve gergin bir haftaydı. Evet. Nasıl geçti sizler için? Tebrikler. Gel. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abdullah normalde çok konuşuyor da böyle birinci olunca bir susuyor ya. Bugün konuşmayı Abdullah yapsın. Ben buraya çıktığımda geriliyorum. Öyle mi? De siz çok böyle bakıyorsunuz ya, dedim konuş diye, ona daha da bir geriliyorum. Bunun o zaman taklidini yaparsın haftaya, ödülü nasıl veriyorum? Ha? Var gidecek mısın? Bir eğlencemiz olabilir haftaya ama gidecek kişiye bağlı da. Öyle mi? Evet. Nasıl değerlendireceksin parayı? Petrol diye mi ya düşünüyorum. Giderken petrol de yiyoruz. Arabayı ben sürüyorum. Abdullah her petrolden kendine yiyecek alıyor. Yani bu hayatımı, Konya'daki hayatımı İsmail sağ olsun bana hiç arattırmıyor.
şoförlüğüm olsun. Abdullah eğer ben gidersem yol parası. Ne hatırlıyorsun? Evet. Yeni malzemeler alırsın. Şu somon ruju değiştirirsin belki. Asla. O benim milli rujum. Ayşegül hocamın da şeyle. Özlem asistanıma da biraz vermeyi düşünüyorum. Markamı geliştirsin. Amblemini beğenmedim. Peki. Bu şekilde harcayacağız inşallah. Finansal? Benim yine hiçbir fikrim yok. Parayı nasıl harcayacağım konusunda. Zaten bende çok var. Yok canım estağfurullah. Nasıl bir his birinci olmak? Ya çok güzel bir his. Çok emek veriyoruz gerçekten. Arkadaşlar siz daha önce tek başınıza böyle birinci oldunuz. Oldu tabii ki. Unutturdunuz demek ki. Tek başınıza. Tek bizim birinciliğimiz ortak oluyorlar. Biz kimsenin birinciliği ortak olmuyoruz Gözde Hanım. Evet. Onlar bize. Bu bizim dördüncü birinciliğimiz. Yedi haftada. Evet aynen. İlk defa hak ederek birinci oldunuz. Yedi haftada dört birincilik Fatma abla. Bizde dokuz var. Daha dokuz çok var. Ama sizin de 19 haftada. Sizin 19 haftada dokuz. 20 haftada. Bizim 7 haftada 4 tane ya bebeğim. Peki kocaman bir alkış alıyoruz. Bu kadar koca haftayı biz hak etmedik. Tekrar tebrik ederiz. Ve sıra geldi işte o hüzünlü ana, o üzücü ana. Sıra geldi veda eden takıma. ...104 puan toplayarak bizlere veda eden takım. Haftanın ne yazık ki sonuncu olan takımı. Bu aileye veda eden takım bu hafta 104 puanla Çetin Fatma. Ezikliğinden kurtuldun sanıyorsun. Eğer bir roman havası açarsanız yeminim vardı yani sözüm vardı oynayıp bitmek istiyorum. Ay bir göbek insan atacağım burada. Bak yenilmişliğini, becerilmemiş ezikliğini herkes senden tarafından... kurtuluyorum ya adaklara diyeceğim Fatma. Adaklarım var. Ne kötü kaderim varmış. Roman havası oynama şansım varsa oynamak istiyorum. Ne kötü kaderim varmış. Ben ciddiyim sonuna kadar hak ettim. Evet. Benim meslekten Gözde soğuttum. Hanım ben bir şey söyleyeyim. Benim mesleğim meslekten vardı. Soğuttum. Ben bir şey söylemek istiyorum Gözde Hanım. Biz gerçek yani hani bekliyorduk eğer biz elenseydik gerçekten yani şu duruma gelmeyecektik. Ben bir şey rica etmek istiyorum herkesten. 108 puanın sizde üçüncü olan takımsınız. Evet ben yani hani Aslı'ya da söylemişim. Biz gerçekten inanılmaz derecede ruhen çok yorulduk. Biz bu hakkımızı Fatmagil'den kullanmak istiyoruz. Eğer herkes de kabul ederse. Ne demek? Ne hakkı? Ne hakkı? Nasıl yani? Hani biz çekilmek istiyoruz. Hayır. Hayır ya. Sakın. Gerçekten. Hani. Hayır. Yani gerçekten çok yorulduk. Yani benim de bir iş yerim var. 2 tane iş yerim var hatta. Aslı'nın da öyle. Hani biraz zor gelecek ama gerçekten buradaki herkese çok alıştık biz. Ama biz gerçekten çekilmek istiyoruz. Aslı? Evet. Gerçekten. Yani biz birlikte geldik. Birlikte gideriz. Aynı şekilde benim de öyle. Bu zor bir karar oldu bizim için. Biz vedayı çok yaptık burada. Ben yani buna rağmen hiç, ağlamıyorum. Sen niye zor, ağlıyorsun? Zor yapmayayım. Bizim hakkımız elenmekti. Ben haftalardır dua ediyorum. Lütfen bir dakika arkadaşlar. Çetin Bey bir dakika. Fatma abla gerçekten çok mücadele ediyor. Gerçekten hasta haliyle olsun, koşuşturması olsun. Yani çok çaba sarf ediyor. Hani onun da burada biraz daha kalmasını gerçekten istiyorum. Çaba sarf etsen ne olacak bu adama? Sen... Değiştirirsin boş ver Fatma abla. Bizden sonra değiştirir. Ne değişir? Bombili. Biz elendik. Elendik mi elendik. Sen olduğun yerde kal. Kurban olayım yani, bana kötülük yapıyorsun. Böyle bir şey olursa. Bir saniye arkadaşlar. Aslı senin de kararın bu yönde mi? Sen de çekilmek mi istiyorsun evet, yarışmadan? Evet ben de çekilmek. Emin misin? Evet gerçekten Gözde Hanım. Çekilin deyip de çekilebiliyorsa o zaman ben de çekilmek istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Lütfen sessiz olun. Adam Bey. Ayşegül Hanım. Muammer Bey. Tuba Hanım.
Öncelikle lütfen kendi aranızda konuşup bu durumu bir değerlendirir misiniz? Ama şey yani gerçekten rica ediyoruz hani gerçekten. Çünkü böyle bir şey daha önce yaşandı, kabul edilmedi. Hani ama artık gerçekten... Bir kabul edin hocam. Yani hocam. Biz kabul etsek de o gitmek istiyor öbürü. Yani bunu nasıl durdurabilirsin ki? Onun en tabii hakkı şu an gitmek. Yani bu en masanın. Tabii hakkı ama ben... Ama o da gitmek istemiyor ki. Ama biz engel koyamayız ki. Bu sefer çeker o da gider. Tamam gitsin o. Fatma başka biriyle yarışır. Anladığımız kadarıyla Çetin Bey Fatma Hanım'la yarışmaya devam etmek istemiyor. Hatta yarışmaya devam etmek istemiyor. Evet. Ruhsal yorgunluklarından ve işlerine geri dönmeleri gerektiği için Taner ve Aslı kat'i sürette veda etmek istediklerini söylüyorlar. 104 puanla sonuncu olan takım, 108 puanla üçüncü olan takım. Fatma Hanım'ın kalmak istediğini biliyoruz. Ne yapmalıyız? Kararınızı lütfen hızlı bir şekilde verin. Vallahi onu söylüyorum ben de Adnan Bey'e. Şimdi burası tamam, gitmek istiyorsa gönderelim, onlar kalsın, kalmak istiyorsa, ama esas gitme hakkı onun. Orası kabul etmiyor. Ben gideceğim diyor. Evet. Şimdi o ben gideceğim deyince bize burada söz hakkı düşmüyor orası yani. Orası da kalmak istiyor. İkisi de %50 hakkı var. O da yarışmak istiyor, devam etmek istiyor Fatma Hanım. Bir partner Hanım. Bulalım Fatma'ya. Ben çekileyim. Fatma Hanım siz devam etmek istiyor musunuz yarışmaya? Ben devam etmek istiyorum ya. Ben devam etmek istiyorum. Sakin. Fatma Hanım devam etmek çünkü istediği sürece yeni bir partnerle yarışmaya devam edecektir. Fakat çekilme kararlarına ne diyorsunuz? Kabul ediyor musun? Yani daha önce de böyle çekilme kararları oldu. Hayat'la Özlem hatta en yakın. Yani hepsinin iş yerleri var. Burada uzun süre kalıyorlar. Biz de onları çok seviyoruz tabii ki. Ama gitmeleri gereken bir işleri varsa, psikolojik durumları da buna müsaade etmiyorsa, bir süre dinlenmek istiyorlarsa WhatsApp hatlarımızdan da geri gelebilirler. O yüzden ben onlara bırakıyorum kararı. Tabii ki de size daha önce kapımızın açık olduğunu söylemiştik. Evet, biz de geri gelmiştik. Sizin için de arkadaşlar... Aynı şey geçerlidir. Son defa soruyorum, emin misiniz? Ama gerçekten inanmamız lazım, anlamamız lazım. Sebep hani benim psikolojim bozuldu, canım sıkıldı. Bir hadi gideyim ne olmaz. Yok. Şimdi daha önce Özlem'le Hayat'ın çocukları okula başlamıştı. Ciddi sıkıntı yaşıyorlardı falan. Ailevi durumlar vardı. Şimdi hocam, biraz bilmemiz lazım. Hocam benim de annem babam evde tek. Yani aynı hani benim yani bütün kardeşlerim, abilerim hepsi evli. Onlara da bakan yok. Canım o zaman sen bu hafta gittiğinde hemen Elvan'ı çağır, at nikahı, anneni babanı bırak onu. Evlenen biraz da çünkü annem babam yaşlı yalnız olduğu için. Yalnız sen farkında mısın? Gözyaşları içerisindesin şu anda. Ama Aslı da çok gitmek istemiyor gibi geliyor bana. Yok ben gerçekten gitmek istiyorum çünkü senin çok senin sebebin? Benim özel bir sebebim var. Söyleyemeyeceğim bir sebebim var. Hı-hı. Peki anlayışla karşılamak düşüyor bize. Bu durumda ilk gerçekleşiyor ve kuaförüm sensin ilk defa. Veda eden. Aslı, sen gitmek istediğine emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Ya buradan ayrılacağımız için arkadaşlarımızdan, hani ondan dolayı. Herkese zaman... çok alıştık onunla. Ay, onlar duygulanınca diyor. Biz de duygulandık. Ha neden ayrılıyorum? Karıştırdın. Benim özel ailesel bir sebebim var. Efendim? Ailesel bir sebebim var o yüzden. Sağlıkla ilgili değil değil mi? Özel başka bir ailesel... Evet. Biz birlikte geldik, birlikte gideriz zaten burada. Öyle ayrı gayrı olmaz. Eş değişikliği falan asla böyle bir şey... Yani senin ailevi özel sebebinden dolayı da Taner bırakıyor olabilir mi? Yok, yok hayır yok. Öyle de bir şey yok. Taner bana haftalardır gidelim diyen kişiydi zaten. Yani hani ailenden dolayı. Kaç haftadır gidemiyorsun Adana'ya değil mi? Evet gidemiyorum. Annem babam evde tek. Gözlü Hanım gidelim geri geliriz. Hem Fatma abla da bugün kendini yeterince gösteremedi. İnsanlar onu da sevdi. Bu sizin için bir sebep olamaz. Arkadaşlar hırsla ve rekabetle haftalardır yarışıyorsunuz burada. Kaç haftadır buradasınız şaka bayağı maka? Bayağı oldu Gözden bayağı oldu. Yani gerçekten Adana'ya da gidemiyorum. Bir de benim annem babam Sivas'a gidiyorlar sürekli. Evde tek, iş yeri de tek. Anlıyorum ondan. Peki. Bakalım jüri bir karar. Umarım gitmemiz yönünde almışlardır.
Çetin Bey, size de sormak istiyorum. Siz neden gitmek istiyorsunuz? Psikolojim inanılmaz bozuldu artık. Yani o Fatma ile olmuyor. Ha, başkasıyla olmuyor. Çok iyi olacaktı. Sen olmuyorsun. Ya eğer şu şansınız varsa devam etmek isterim. Başka bir partnerle, ona başka partner, bana başka partner devam edeyim. Ama Fatma ile burada yürümüyor. Ya beni gerçekten şu an elendiğim için o kadar mutluyum ki anlatamam size. Ama Taner, haftaya yap bunu, kurban olayım. Peki ya, siz çekilmek Fatma'ya... istediğiniz için biz bu kararı... Fatma'ya bir tane ayarlayın, partner ayarlayın. Ben de gideyim. Bence düşün biraz daha. Ben gideyim. Şu an sinirle de bunu yapıyor olabilir. Yani Fatma'ya rakip olarak yarışmayı başka bir makyaj sanatçısıyla... Devam ederim. Öyle ama bir şansım elendiniz. Varsa... Ha, sen inanıyorsun yani yapabileceğim. Peki, çekilme sebebinizi açıkladınız. Fatma Hanım'la devam etmek istemiyorsunuz. Evet. Bu yüzden gitmek istiyorsunuz. Evet. Yani Fatma kalmak istiyorsa... Fatma'nın yine birini ayarlayın. Kalsın, ben gitmeyeyim. O seni ilgilendirmiyor. Oradan bir çık. Peki. Jürimizin kararını alalım. Ne diyorsunuz efendim? Biz de aramızda konuştuk, tartıştık. Taner'le Aslı'nın gitme kararını onaylıyoruz. Madem bu kadar önemli bir sebebi varmış. Özellikle Aslı'nın ailevi bir sebep. Öncelikle aile bizim için önemli. O yüzden bu kararını saygıyla karşılıyoruz. Çetin'le Fatma'ya gelince... Daha önce de Tevfik çekilmişti, Murat çekilmişti. Dolayısıyla bu tip uygulamalarımız var. Çetin gitmek istiyor. Onun da eğer Fatma kendiyle birlikte yarışacak, anlaşabileceği, puanlamada olsun, konuşmada olsun, söz hakkı vereceği düzgün bir partner bulursa Fatma Hanım da devam edebilir. Ne diyorsun? Çetin de çekilebilir. Çok ya ben bir kere, çünkü Çetin'in zaten söz hakkı falan da yoktu. Yani puan hakkı. Ben bir de zaten biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Ne model ne yarışmacı. Çekilmek isteyen arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Aile bir sebepler ya da ne sebep olursa olsun. Fatma Hanım, ne diyorsunuz? Ya ben devam etmek istiyorum. Tabii ki devam etmek istiyorum ama genç birisiyle, böyle artık yıllardır meslekte yaşlanmış değil de hani böyle vizyonu, enerjisi genç olan birisiyle devam etmek istiyorum. Peki, yani anlıyoruz ki siz yarışmadan çekiliyorsunuz. Siz de 114 puan altın ikinci olan takımsınız. Tebrik ediyoruz. Fakat şimdi veda zamanı. Hem de 3 kişiye birden. Vedalaşmak ister misiniz? Tabii ki de. Buyur. Tabii ki de isteriz. Kardeşim Ozan, bu kadar severim seni, biliyor musun? Teşekkür ederim. Muammer hocam, ben gidiyorum ben. Sonunda izlediniz oldu. Ay döner. Hadi gidin artık, çok ağlattınız bizi. Efendim, bir ilk gerçekleşti. 3 haftadır yarışan bu 4 takımdan bugün 3 kişiye birden veda ettik. 3 hafta kimse elenmeyince bugün 3 kişi birden. Evet, böyle oldu. Taner ve Aslı çekilmek istediler. Haklarını Fatma ve Çetin'e devrettiler. Çetin Fatma Hanım'la yarışmaya devam etmek istemedi. Kendisi ayrıldı aramızdan. Fatma Hanım yeni bir partner arayışında. Bakalım bizi nasıl bir hafta bekliyor. Kuaförüm sensin.
Çetin Fatma 104 puan. Taner Aslı 108 puan. Hayat Özlem 114 puan. İsmihan Abdullah 133 puan. İkinci oldunuz. 10 bin lirayı kazandınız. Hareketli bir hafta geçirdik. Önümüzdeki haftayı merakla bekliyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşça kalın. Metin, Azize Kendir gelsin. Ben buraya Barış getirmek istedim. Hadi, hayırlısı. Onlara makyaj ne göstereceğim. Fatma Hanım'la yarışmak isteyen Emre Demirci gelsin. Yani içindeki cevheri gördüm ya. Annenlerinin buraya geldiğinden haberi var mı? Fatma ablayı tanıma kılavuzu getirdim. Tamam Fatma abla diyeceksin, susacaksın. Sakın kavga etme. Makyajını bozarım ben de onun. Zor biraz. Bağıracak Fatma abla bunu burada. İlk yardım çantası benden Emre'ye. Otobüsü düzgün yap Emre. Bu kadın sana neler yapar Emre. Bundan sonra benden izin alacaksınız. Benden eğitim almak isterseniz de randevu alacaksınız. Yurt dışında da mı çalıştın? Miami'de çalıştım, New York'ta çalıştım. İnşallah benimle yarışabilirsin. Hayat akıllı ol biraz. Oo, hayat tüyo veriyor. Beni izle tamam mı? Gaz sancılarını keseceğiz artık. Hadi kalk kız yapsana. Bu çok çirkin oluyor. Çek. Çek. Bence Aziz abla seni yer. Ya o kadar kötü kalplisin ki. Boş lafa duymam. Önce efendim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak beni tanı, beni sonra tanı. Soru eğer bana boş bir soru sorarsan yemin ederim bir daha sana cevap bile vermem. Yaşlıktan abla kusura bakma Fatma ablanın yerine.